Zengin Kız Fakir Oğlan 115. bölüm. Kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı uzay boşluğunda döne döne ilerleyip bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Zengin Kız Fakir Oğlan yazılı bir düğün davetiyesinin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni'den yan, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstünda, Sarp Mahir İpek, Duyam Gözde Oku, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halit Çiçekdemir, Junior Kemal Joe Çavucoğlu, Badire Zerine Pütmen, Mahmut Serdi Akarnur, Fatma Gülnihal Demir, Müdür Lütfü Doğan Tan, Erdem Ertan Gül, Tuğba Tuğba Yılmaz, Şevval Oya İnci, Timuçin Yıldırım Öcek, Mehmet Tunahan Büyükercan, Veysel Kıvanç Baran Arslan. ...115. bölüm. Gündüz vakti yüksek bir tepeden Kız Kulesi, Üsküdar. Etrafına kırmızı beyaz şerit çekilmiş metruk bir binanın karşısında Şükrü kafasında baretle. Dikkat! Dikkat! Sevgili vatandaşlar ve çok sevgili çalışanlar! Lütfen binayı boşaltalım. Biraz sonra bina patlatılacaktır. Binanın 1,5 kilometre gerisinde olmanızı önemli rica ediyorum. Doğru değil. Binayı patlatacağız. Mısır patlatmayacağız. Geri çekiliyoruz. Geri çekilin. Geriye çekiliyoruz. Ne oluyor? Buradayım efendim. Megafonu ona çevirince irkildi. Binayı patlatacağız ya. Milleti biraz böyle geri çekiyor biliyor musunuz? Ne yapıyorsun Şükrü? Söyledim ya, bina patlayacak ya. Yani koltuğu açısından insanları geri çekiyor. Ne yapıyorsun Şükrü? Bırak şunu ya. Kulağımın zarını patlatacaksın. Sağır ettin beni. Ha bunu diyorum. Fark etmemişsin Zahit Bey. Fark etmemiş misin? Ya şeytan diyor, al seni de şu binanın içine koy, binayla beraber patlat bitsin kurtulayım ya. Şakası bile kötü valla. Bırak şimdi şakayı, babam nerede? Babanız efendim şeyde, binanın içinde son bir kontrol yapayım dedi. İçeride de adam kalır, başımız belaya girer, kaza mazaya sebep vermeyelim dedi. Babamın ne işi var orada ya, çok tehlikeli. Bir sürü adamı var, onlar girseydi. Bir şey olmaz. Şu kırmızı butona basmadığın sürece hiçbir şey olmaz. Ya şöyle basacağım. Bakın ha. Şöyle basacağım. Ya yapma Şükrü. Ya Şükrü bırak şimdi şakayı ya. Allah Allah, şeytan patlatır. Şaka yapıyor. Niye şaka yapıyor? Allah Allah. Babam içeride diyorum ya. Ya Nurhan bitti, sen geldin ha. Allah'tan Nurhan Bey yok gerçekten. Doğru söylüyorsun Şükrü. İyi ki getirmedik buraya ya. Nerede Nurhan? Yok. Nerede Nurhan? Yok diye elini iki yana açıyor. Şükrü, Nurhan nerede? Buradayım sen. Geldim Sarp'cığım. Nurhan, senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var ya? Ya koskoca binanın yıkılışını kaçırır mıyım sandın ya? İşte o yüzden biz seni davet etmemiştik ya. İyi yaptın. Sana da gerek kalmadı zaten. Serpil annem söyledi. Oh, yetiştim ben de. Şu anda olmamanız gereken tek yer burada ve siz buradasınız ya. Ya niye ki? Sen olduğun yerde her şey olur Nurhan. Ya Şükrü Efendi Allah aşkına ya. Ağzını hayra aç ya. Neyse Şükrü. Masada ateşleme ünitesi. Doğru yerlere yerleştirelim değil mi? Kolonların hepsine dinamitleri koyduk. İri bir sinek Nurhan'ın musallat olmuş. Sinek nereden çıktı şimdi? Anneden binanın kanında çökmesi için. Sinek Sarp'ın omzuna konuverdi. Nurhan cebinden bir gazete çıkardı. Sakın kımıldama. Sarp kenara çekilince gazete butonun üstüne geldi. Kafalarını sakınarak yere çömeldiler. Üzerlerine beton parçaları savruluyor, etraf toz duman. Ya bu nedir be? Allah! Bu nedir? Yavaşça kafalarını kaldırıp enkaza baktılar. Yarı korku, yarı tedirginlikle. Sarp dehşete kapılmış bir halde gözlerini kocaman açmış. Nurhan ne yaptın? Binayı patlattın, ne yapacaksın? Evet, zaten patlamayacak mıydı? Patlayacaktı ama Kemal babam içinde olmadan. Kemal babam içinde... Yok artık! Karanlık. 2 gün önce, gündüz vakti, yolcu vapurunun arka planında Sultanahmet Camii. Nurhan mutfakta kahvaltı tepsisi hazırlamış, portakal sularını dolduruyor. Biricik geldi. Demek birisi çok sevdiği karısı için kahvaltı hazırlamış ha? Aşkım sana değil. Bana değil mi? Ha ne demek bana değil? Kime o zaman hayatım? Annenle babana. Ha şu dün için bir özür ha? Kesinlikle. İyi düşünmüşsün hayatım. Bu kahvaltı onlara çok iyi gelecektir. Yani
dünden sonra ne yapsam azdır. Ama aşkım ben nereden bileyim böyle bir şey olacağını ya? İyiydi hayatım. Bütün hata sende. Yani iyilik yapacağım diye o kadar uğraşmışsın ama yine kabak senin başına patlamış. Sorma. Ay ben nereden bilebilirdim ki böyle bir şey olacağını? Dün. Kemal'im o eşyaları çatıdan hemen indirmen gerekiyor. Ya Serpil salonda yer tutaylar, ayak altındalar. Ben de çıkarttım çatıya. Hayatım ben onları çatıda tozlansınlar diye almadım ki. İndirsen ben yer bulurum. Tamam Serpil tamam. Hemen diyorum ama bak hemen diyorum. Kemal'im içinden almam gereken çok önemli bir şey var. Bir daha da bana sormadan öyle çatıya matıya bir şey kaldırma. Tamam Serpil tamam. Serpil mutfak tarafına gitti. Kemal isteksizce merdivenlerden çıkıyor. Aklına bir fikir gelmiş gibi geri döndü. Şükrü! Şükrü! Baba. Şükrü yok babacığım. Markete kadar gitmiş. He, hoş geldin Serp. Hoş bulduk babacığım. La Hızır gibi yetiştin ha. Ne oldu baba? Nurhan bir şey mi yaptı? Ha, yok Nurhan'la bir ilgisi yok ya. Hadi ya. Nasıl? Hadi ya. Baba bak, Serpil'in bazı eşyaları çatıya koyulmuş. O da şimdi dedi ki indir aşağıya, Şükrü de ortalıkta yok. Ya belimde nasıl ağrıyı, nasıl ağrıyı bir sen eylemiyorum ya. Ay babacığım, geçmiş olsun. Ya geçmiş olsun demekle olmaz evladım. Sen onları indirebilir misin aşağı? Ha, ya ben çatıdan eşyaları indireceğim. He, ha böyle bir sandığın içinde eşyalar var, onları aşağı indireceksin tamam mı? Tabii tabii babacığım merak etmeyin. O iş bende, o iş bende. Sağ olasın Serp, sağ olasın. Baba hallettikten sonra bana haber ver. Ben çalışma odasındayım tamam mı? Tabii tabii. Haydi haydi. Tabii. Merak etmeyin hemen haber vereceğim size. Merdivenlerden çıkarken birden duraksadı. Allah Allah. Hay ben mart kedisi miyim ya? Ne işim var tavan arasında eşyaların içinde ya? E bu Şükrü de markete gidecek zamanı buldu. Allah Allah. Şunu arayayım da acilen gelsin ya. Bıraksın orayı. Ceketinin iç cebinden telefonunu aldı. Arama yaparak salondan çıkıyor. Galata civarında ilerleyen bir yolcu vapuru. Villanın havuz tarafı. Müştemilata girdi. Şükrü! Şükrü! Şükrü neredesin Şükrü? İçeriye bakınırken Şükrü girdi müştemilata. Neredesin Şükrü? Marketteydim efendim. Tam böyle market arabasını tepetaklak doldurmuştum. Aynı böyle sebze haline giren çift tamperli kamyon gibiydi efendim. Siz alo deyince her şeyi bıraktım, fıydırdım geldim. Ha iyi yaptın Şükrü, iyi yaptın. Çatıya çıkacaksın çünkü. Niye ben marketçisi miyim, niye çatıya çıkayım? Ha ben de öyle söyledim ama sen ben değilsin. O yüzden sen çatıya çıkacaksın. Niye çatıya çıkayım ya? Niye mi? Cüzdanından 200 lira çıkarıp i̇şte... Şükrü'ye uzattı. Bunun için Şükrü. Paraları görünce gözlerinin içi parladı. Çatıda para mı? Onun için mi çıkıyor? Ne saçmalıyorsun Şükrü? Ne parası ya? Çatıda Serpil annemin sandığı var. Onun içindeki eşyalar aşağı indirilecek. Tamam efendim. Aferin Şükrü. Sana güveniyorum. Ben rüyamın yanındayım. İndirdikten sonra bana haber ver tamam mı? Tabii ki efendim. Hadi görüşürüz Şükrü. Sağ olun efendim. Sarp çıktı. Şükrü elindeki paralara bakarak miskin miskin oturdu koltuğa. Para alması güzel de çatıya kim çıkacak şimdi ya? Aman aman. Bu sırada Veysel girdi müştemilata. Oo, kolay gitsin enişte. Kolaysa başına gelsin. Ki geldi. Ne geldi? Heyecanla oturduğu yerden baksana, doğruldu. Başak'la şöyle romantik ufak bir buluşma ne dersin? Anam istemez miyim? O zaman çatıya çıkacağım. Ağzı hareketlere bir bak ya. Ya sen bizi dünkü çocuk mu sandın enişte? Başak Hanım'ın ne işi varmış ki çatıda Allah'ım ya? Tabii köyden yeni geldik ya üzümlü kek belledin değil mi sen bizi? Lütfen manyak mısın? Kim sana Başak Hanım çatıda diye söyledi ya? Oraya çıkacaksın birkaç eşya var. Ben bu yaşta nasıl indireyim onları çatıdan? Ben nasıl indireyim çatıdan? O senin sorun. Çatıya çıkacağım. Serpil Hanım'ın bir sandığı var. İçindeki eşyaları getireceğim. Eğer bunu yaparsan Başak'la randevuyu kaparsın. He. O zaman peki enişte. He. Hele yola gel. Daha zor oldun oraları bir fare turist tutarsın artık ha. Sonra da bana haber ver tamam mı? Tamam. Elini önce sağ cebine attı sonra sol. Veysel göz ucuyla Şükrü'ye bakıyor. Şükrü cebinden para çıkarıp Veysel'e uzattı. Aşkım. Aşk yaparsın. 20 lira.
Çıklet bitti de alırsın, bir şeyler alırsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Cömertliğiyle böbürlenerek müştemilattan çıktı. Yürü. Şuna bak. Sen verdiği paraya bak. 20 lira eriyor ya. Hayret bir şey. Ya o değildi, ben o çatıya nasıl çıkacağım arkadaş? Kocaman adamım ben ya. 118 kilo adamım ben ya. Neyse, Başak için bir yolunu bulacağız artık. Parayı cebine attığında Junior'ı gördü. Anam, Junior. Dayısı kurban olsun, gel bakayım dayının yanına. Gel bakayım sen. Anam, dünya güzeli bu. Nasıl tatlı bu, nasıl güzeli bu. Yemin ediyorum var ya, yıldırım gibi yetiştin vitaminsiz. Ne oldu dayıcığım? Ne oldu dayıcığım, ne oldu dayıcığım? Ya baban sana diyor ya, benim eniştem vitaminsiz Harry Potter diye. Vallahi doğru diyor. Sen şimdi Harry Potter gibi sihirle benim derdimi halledeceksin. Ne halledeceğim dayıcığım? Ne halledeceğim? Şimdi bak, villanın çatısına çıkacağım. Evet. Çatının orada bir tane sandık var. O sandığın içinde Serpil Hanım'ın eşyaları var. O eşyaları oradan alıp buraya getireceğim. O zaman babama haber vereyim. Ya baban boş ver. O zaman anneme haber vereyim. Ne haber veriyorsun annene? Ne haberini veriyorsun? Sanki Himalayalara çıkacak. Ya şurada çatıya çıkacaksın oğlum. Ananla babanla niye helalleşiyorsun? Tamam da sen niye çekmiyorsun çatıya dayıcığım? Baba şu hareketleri bak, hesap soran şu hareketleri. Yavrum, çocuğum, oğlum. O çatı bana 3 beden küçük gelir. Ben o çatıya çıkarsam maazallah Kemal Bey'in kafasına neyim düşerim ya? O da doğru. O da doğru. Şimdi sen gideceksin, oradaki eşyaların hepsini alacaksın. İndirdiğin zaman da gelip bana haber vereceksin, tamam mı? Tamam dayıcığım. Tamam, affet. Şişt, dur. Dur. Şişt. Yoksa. Dur, dayın seni öyle şeye gönderir mi ya? Senin burada kapı gibi dayın var ya. Al bakayım şunları. Al bakayım ye. Cebindeki bozuklukları verdi. Dayından naneli bir ciklet neyim çiğne. Tamam dayıcığım, şiddet çiğneyeceğim. Junior kırmızı kapşonlu mavi montuyla ayakkabılarını giyiyor. Hadi lan çabuk ol ama, çabuk ol. Vallahi. Junior ayakkabılarını giydikten sonra terliklerini düzeltip çıktı. Veysel işi Junior'a yüklemenin keyfiyle koltuğa yayıldı. Allah'ım ne kadar zekiyim ya. Ya her işi muhteşem yöntemlerimle çözümlüyorum ya. Nemo, sence de öyle değil mi abim? Zeki değil miyim ben? Akvaryumdaki balıkla konuşuyor. Bunlar hemen unutuyor. Ya ben Veysel. Veysel yem verdiydim size geçen de. Hatırla. Bak kimle ne konuşuyor ki ya. Vazgeçip arkasına yaslandı. Junior salona girdi. Anam, Junior paşam, ne haber oğlum? İyidir Nurhan abi. Nurhan abi. Çatıya nereden tutulur? Çatıya mı? Evet, çatıda Serpil teyzenin bir sandığı varmış. İçine eşyalar indirecekmiş. İyi de Junior, bir dakika yap. Bu iş sana mı kaldı? Dayım benden rica etti. Çatı onun bünyesine 3 beden küçük geliyormuş. Olmaz Junior. Bu iş senin değil. Ben hallederim, tamam mı? Çıkarım çatıya, eşyaları indirir getiririm, tamam mı? Dikkatli ol Nurhan abiciğim. Ne olacak koçum ya? Rahat ol sen, merak etme. Gel, hadi yürü. Gel bakayım. Kemal ayna karşısında saçını düzeltirken Serpil küpesini takıyor. Eşyaları indirttin mi çatıda? Ya merak etme, o işi hallettim ya. Sarp'a söyledim. Yukarıdan sesler geliyor. Sarp'cığım çıktı galiba çatıya. Tam tepemizde. Ulan Nuri, ev mi yıkılıyor ya? Ay, ne oluyor? Burhan kereste yığınlarıyla toz toprak içinde yatağın üzerine düştü. Elinde gümüş bir ibrik. Lan Burhan ne yaptın ya? Babacığım sanırım yanlış bir yere bastım. Lan evi yıktın ya. Kemal'im biraz da pozitif tarafından bak. İyi ki yatağa düştü. Başka yere düşseydi yaralanacaktı çocuk. Ben de anlamadım. İnana nasıl oldu anlamadım. Lan senin ne işin var damın tepesinde? Serpil annemin eşyalarını indiriyordum. Sen Nurhancığımdan mı istedin yukarı çıkmasını? Ya yok, ben ondan öyle bir şey istemedim ya. Senin ne işin var yukarıda ya? Ama bak hiçbir şey olmadı Serpil anneciğim. Biraz talaşma içinde, telaşa yapmayın. İbriğin içine üfleyince gözüne talaş geldi. Kemal kızgın. Serpil ise gülümseyerek bakıyor şu an. Yani evin çatısını
tepelerine indirdim ya. Hay diyorum ki en azından belki hani bu kahvaltıyla biraz gönüllerini almış olurum Biricik. İyi düşünmüşsün hayatım. Şimdi bu sürpriz onlara çok iyi gelecektir. Gelse iyi olur. Yani yatak odalarının tepesinde koca bir delik açtım. Hayatım ne yapalım ama ya? Ya olmuş da ölmüşe çare yok. Sen bu tepsiyi götür şimdi. Onların gönlünü alırsın o zaman. Tamam. Hadi. Bu arada bunları götüreyim. Hı hı. Sonra da sana kahvaltı hazırlayacağım. Gerçekten. Evet. Ay, teşekkür ederim. Yardım edeyim mi? Hayır. Ama yavaş hayır, yavaş hayatım. Her şey olur. Tamam. Tamam. Kemal yatağında ağzını kocaman açmış esniyor. Serpil mavi pijamalarıyla yatağa geldi. Uyandın mı Kemal'im? Uyuyamadım ki ya. Bütün gece sabaha kadar rüyamda Nurhan tepeme düşüydü ya. Abartma yani. Yani aslında iyi bile oldu biliyor musun? Nasıl yani? Tavanda delik olmasının neresi iyi? Şimdi dekorasyon dergisinde bir şey görmüştüm de onu yaptırmayı hayal ediyordum. Nurhan sayesinde bu hayalim gerçek olacak. Yani tavanda delik mi hayal etmiştin? Dekorasyon dergisinde tavan delik miydi Serpil? Hayatım, tavana bir çatı penceresi yapmışlardı. Böyle yıldızlar, gökyüzü olduğu gibi görünüyordu. Çatı penceresi mi? Ya düşünsene, harika bir manzara değil mi? Yattığın yerden gökyüzünü, yıldızları seyrediyorsun. Ne dersin? İşsen olur dersen olur. Canım. Gördün mü bak Nurhancığım yine hayırlara vesile oldu. Gel. Çok affedersiniz. İçeri girebilir miyim? Giremezsin desek ne olacak ki zaten? Kapıdan girmesen damdan girişsin evladım. Çok ayıp Kemal'im. Tabii gelebilirsin Nurhancığım. Şimdi öncelikle günaydın. Dün verdiğim rahatsızlık için küçük bir özür olarak kabul ederseniz çok sevinirim. Ay ne kadar şeker değil mi Kemal'im? Çok şeker. Çam sakızı damat armağanı. Kendi ellerimle size kahvaltı hazırladım. Ay ne kadar incesin değil mi Kemal'im? Çok ince, çok. Çok da güzel görünüyor. Gel, gel, gel. Tepside kırmızı bir gül. Ay şuraya bak. Nurhan ayağı takılınca tepsi yatağa boca oldu. Uy, uy yarabbi ya. Yok artık. Ulan Nurhan, ulan Nurhan gene yaptı yapacağını ha. Ya yemin ediyorum babacığım inanın isteyip olmadı. Serpil gülüyor. Gülme kız sen de ya, gülme daya. Muhammed'e bir şey olmadı galiba ama. Vallahi bir şey olmadı babam bak. Portakal suyu falan gelmemiş. Yeriz canım şey yapma sen. Neyini yiyeceksin abinin? Baksana hepsi girdi birbirine ya. Babacığım önemli, iki dakika şöyle tutar mısınız? Şey yani. Peynir tabağı da sağlam. Vallahi bunlara bir şey olmamış dur. Ben iki dakika hemen onları alıyorum ben bekleyin. Elinde tepsiyle koşarak gitti. Hadi, hadi. Kemal ile Serpil şaşkın. Gündüz vakti yüksek bir tepeden boğaz. Villanın bahçesi. Yani Serpil bazen adamı deli ediyorsun ha. Hayatım benim delirtmeme gerek yok ki sen her an delirecek vaziyette dolaşıyorsun zaten. Biricik elinde hasır çamaşır Allah sepetiyle çıka kızım, geldi. Ama anana söyle de beni rahat bıraksın. Hayırdır anneciğim ne oluyor? Ay hayatım o kadar sinirli ki hayır tansiyonu yükselecek kalbine bir şey olacak diye korkuyorum. Evet babacığım ya biraz sakin olmayı dener misin lütfen? Olamıyor yavrucuğum, olamıyor boncuğum. Hay kendini bir aynada görse utanacak yani. Bak, ağrıyor bak, ağrıyor. Abartma konusunda Şükrü'yü geçti ha. Haksız mıyım? Ya anneciğim benim bir şey söylememe gerek yok ya. Babam zaten kendini ve tavırlarını dışarıdan görebilir değil mi babacığım? Nasıl yani? Arkamda kameramanla mı gezeceğim? Hayır babacığım öyle değil. Bir yerde okumuştum. Ayna terapisi diye bir yöntem var. Ayna terapisi mi? Evlilik terapistlerinin uyguladığı bir yöntem. Çiftler birbirleriymiş gibi davranıyor. Nasıl yani şimdi? Anam ben gibi, ben de anan gibi mi davranacağım? Evet babacığım, aynen öyle. Böylelikle birbirinizi dışarıdan görmüş olacaksınız. Ay çok güzelmiş. Ben kabul ediyorum Kemal'im. Ben de kabul ederim Serpil Hanım. Hatta ben şimdiden akışına bıraktım bile. Görecek uşağım, görecek. Aynaya bakınca anlayacağız. Ak hamsi mi, kara hamsi mi? Tamam oldu bu iş. Şükrü garajda her zamanki yerinde dikilmiş Sarp'ı bekliyor. Kafasında siyah bere, üzerinde yeşil mont. Ellerini soğuktan ovuşturduktan sonra cebinden eldivenlerini çıkarıp giydi, sağa sola doğru dolanıyor.
Sarp'ın arabasının sesini duyar duymaz hemen merdivenlerin önüne geçip klasik el kol hareketlerini yapmaya başladı. Son model siyah cipiyle garaja giren Sarp, Şükrü'nün tam önünde durdu. Mürdüm rengi kanvas pantolon, mavi gömlek, taba rengi kısa kabanla arabadan indi. Hoş geldiniz başların efendisi. Sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk Şükrü. Ne var ne yok? Vallahi bravo. Sizi tebrik ediyorum. Aynı zamanda alkışlıyorum. Tam zamanında geldiniz zaten. Ne oldu Şükrü? Yoksa Nurhan bir sakarlık yaptı da evden mi kovuldu? Nurhan'la alakalı bir şey yok. Nurhan'ı unut. Nurhan'la hiçbir alakası yok ya. Ha. Neymiş o zaman? Efendim, yattığımız yerden para kazanmanın yolunu buldum. Sen onun yolunu çoktan bulmuştun Şükrü. Villadaki bütün işleri Mehmet'e, Veysel'e, Meryem'e yaptırıyorsun. Yattığın yerden de para kazanıyorsun. Süper ya, espriden süper. Yani espri olmadığını bilsem alınacağım, kusacağım yani. Espri mi? Şükrücüğüm, senin o kösele suratından 50 çift ayakkabı yapılır be. Çok güzel ya, espriye devam ama. Neyse, şu nükteleri bir kenara bırakalım ya da ara verelim. Biz konumuza dönelim, konumuz bekler. Peki tamam, söyle bakalım neymiş? Sarp, öyle bir ürün buldum ki haklarını alırsak hayatımızın sonuna kadar rahat ederiz. Ürün mü? Ne ürünü mü? Efendim bir buluş, bir icat. Öyle bir icat buldum ki Sarp, aklım dimağın durur. Aklım mı? Şükrücüğüm, zaten bugüne kadar bana anlattıklarınla ben akıl tutulması yaşıyorum. Uzatma da anlat bakalım şunu. Neyse, o zaman bekle. Göz açıp kapayıncaya kadar gireceğim. Sakın bir yere ayrılma. Bekle beni, tamam mı? Dur. Ya Şükrü. Şükrü. Allah Allah. Hayır, gideyim diyorum. Bu sefer de gidemiyorum. Ne olduğunu merak ediyorum ya. Hayır, sen merak etmiyor musun ya? Aha. Ben de merak ediyorum. Camdaki sen yansıması. Ama bu sefer saçmalıyorsa kesin elimde kalır, söyleyeyim. Değil mi? Değil mi? Eğer saçma sapan bir şeyse ikimiz birden girişelim. Ağzını burnunu kıralım. Çakarım vallahi. Vuracak gibi hamle yapınca Sarp tırstı. Ne yapıyorsun bana ya? Ya ben Şükrü'den bahsediyorum. Bana niye yapıyorsun? Ona yaptım diye kaş göz edince Sarp tamam diye el etti. Serpil Kemal gibi bacak bacak üstüne atıp koltuğun kenarına oturmuş. Kemal Serpil taklidiyle yanında oturuyor. Ne yapacık? Laz böreği mi yiyecek? Kolesterol bin oldu ama olsun. Atın ölümü arabadan olsun. Olmaz Kemal. Senin karşında damar tıkanıklığından rahmetli olmana izin veremem, yiyemezsin. Olabilirim böreğimden, ne olacak da? Her şey olabilir Kemal'im. Ya ben ya laz böreği. Rüyam lacivert tulumuyla salona girdi. Anişkocuğum. Efendim çiçeğim. Anne dedi Kemal'im. Ha? İzin verirsen lafı akışına bırakalım. Anişkocuğum ne oluyor? Bir şey olduğu yok çiçeğim. Ne vardı? Anişkocuğum, babişkom iyi mi? Gayet iyiyim hoşum. Hatta birazdan laf böreği yiyecek. Babişkocuğum. Anişkom niye senin gibi konuşuyor ya? Ben kendim gibi konuşuyorum Uşa. Baba. Efendim Uşa. Yok. Yok yok, sizde bir anormallik olamaz. Kesin bende bir şey oldu, kesin. Çünkü anişkom babişkom gibi, babişkom anişkom gibi konuşuyor. Yok yok, kesinlikle bana bir şey oldu. Ay, korkuyorum kendimden ya. Biricik. Biricik. La Uşa'nın kafası zaten karıştı. İyice karıştı Serpil. Akışına bırak Kemal'im. Biricik'le konuşunca aklı başına gelir. Serpil ben öyle mi gülüyorum diye bozuk atıp suratını astı. Kemal inadına gülüyor. Garajda Şükrü'yü beklerken soğuktan titriyor. Ya of ya, nerede kaldı bu adam? Doldum ya. Yetti. Kucağında siyah bir ayakkabı kutusuyla koşarak geldi. Sarp'cığım. Sarp'cığım geldim, yettim. Hazır gibi geldim, yettim valla. Nerede kaldı Şükrü ya? Geldim işte. Asr-ı Nijat dediğin bu kutu mu? Kutunun içindeki. Kutunun içindeki mi? He. Bu nedir ya? Dımbıl.
Dımbıl mı? Dımbıl nedir ya? Dımbıl? Benim abi. Göstereyim. Efendim hani böyle şeyler, hani ağırlık çalışmak için hareketler yapıyorsunuz ya, ondan dolayı yapılan bir şey benim. Böyle yani dımbıl. Dımbıl değil o Şükrü. Dumble, dumble. Ya bir harf için birbirimizi kırmayalım. Hem dımbıl olması yaptığı işi değiştirmiyor ki efendim. Sonuçta spor yapıyor. Kutuyu Sarp'ın eline tutuşturdu. Spor değil olmadı. Spor, spor. Heh, anladım, tamam. Güzel Türkçemizi yani bozmayalım diyorsun. Dellenme, tamam. Ya Türkçemize sahip çıkmıyorum Şükrü. Dellenmeme sebep olan şey bu bin yıllık dambılı bana asrın icadı diye anlatmaya çalışmam. Tamam efendim, bin yıllık. Ben bin yıllık değil demeyeyim ki icat. Ama bu bin yıllık değil efendim. Yani şunu söylemek istiyorum size. Eğer bu bin yıllık olsaydı antik olurdu, satar çok büyük para kazanırdık. Ne anlatıyorsun sen Şükrü ya? Bin yıllık olmadığını ben de biliyorum. Onun lafın gelişi söylüyorum ya, dangıl dungul konuşma. Ya dangıl dungul konuşmuyorum, dambıl dambıl konuşuyorum. Bu dambıl. Dambıl olduğunu biliyorum Şükrü. Şimdi o dambılla senin kafanı gözünü parçalayacağım ha. Ana, duydunuz mu? Çalar saat çalıyor. Dambılın üzerine yapışık. O nedir ya? Ne çalar saati? Dambılın zilleri çalıyor. Niye? Allah Allah. Ya bugüne kadar saatli takvim, ezan okuyan saat görmüştüm ama... çalar saatli dambıl hiç görmemiştim Şükrü. İşte icadı olan kısım da o efendim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Efendim ne oluyor? Sonuçta bunlar alınıyor. Bir gün, iki gün heves yapıyorsun, kaldırıyorsun, indiriyorsun. Sonra efendim kapı arasına koyuyorsun ki kapı kapanmasın. O işte kullanıyorsun değil mi efendim? Doğru söylüyorsun Şükrü. İşte efendim. Bu dambılın farkı burada. Bu dambılın efendim günün belirli saatinde zil çalıyor. Bunu alıp hemen efendim böyle ağırlık hareketi yapmanız gerek. 15 tane yapmazsanız zilin sesi durmuyor. Hadi ya. Bak şimdi durdum, zil etmeye başlayacak. İşte görüyorsunuz değil mi efendim? Ya spor yaparsın ya da zilin gürültüsünü çekersin. Karar senin. Ha. Yani bu asrın icadı sayesinde yan gelip yatıp para kazanacağız öyle mi Şükrü? Evet. Çok güzel. Şimdi sen onu boş ver de Şükrü. Bana bir odun bulsana. Ne yapacaksın odunu? Hatta şöyle ıslak olsun, böyle iyice ağırlaşmış olsun Şükrü. Bu laflarınla fikrimi beğenmediğin anlamına mı geliyor yani? Şükrü, seni parça pinçik yaparım. Saatli dambılmış, alarmlı dambılmış. Yırtarım senin ağzını, yüzünü. Saçma sapan fikirlerin yüzünden beni burada bekletiyorsun. Kutuyu Şükrü'nün kafasına geçirdi. Çıkın kaçın. Efendim lütfen, yani zilli dambıl. Yaklaşma. Bir kere daha bir gözden geçirseniz diyorum. Lütfen Zahat Bey, Zahat Bey. Merdivenlerden çıkıp gitti. Şükrü kendi kendine hayıflanarak kutuyu yere atıp dambılı içine koydu. Lanet olsun sana, beğendiremedik. Biricik, buradasın hayatım. Ya sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hayırdır hayatım, ne oldu? Yalnız hangisi iyi, hangisi kötü ben karar veremedim Biricik. Nasıl yani? Tamam sen söyle, ben karar vereyim hadi. Kötü haber, Anişkom'la Babişkom delirdi. İyi haber ne peki? Ben delirdim. Yani hangisi iyi, hangisi kötü karar veremedim yani. Onların iki kişi birden delirmesi mi, yoksa benim tek başıma delirmem mi, karar veremedim. Rüyam, hiçbir şey anlamadım. Ne olur baştan anlatır mısın? Ya karar veremedim diyorum işte. Ya onlar delirdi ya da ben. Nereden vardın bu karara peki? Şöyle ki, Anişkom Babişkom gibi, Babişkom Anişkom gibi davranıyor. Ya da ben onları öyle görüyorum yani. Ha, şu mesele. Hayatım merak etme. Ortada anormal bir durum yok. Her şey normal. Normal mi? Ay sen de mi delirdin Biricik? Ki bu mümkün değil. Kesin ben delirdim. Vallahi bak. Hayatım bak, ortada deliren falan yok. Hani şimdi annemle babam birbirlerini yansıtıyorlar. Birbirlerini taklidini yaparak sevmedikleri yönleri ortaya çıkarıyorlar. Nasıl yani ya? Hayatım şöyle şimdi, yani çiftler birbirlerinin aynası oluyorlar. Sabah annemle babamı tartışırken gördüm ben. Onlara naçizane bir tavsiye ederim. Kemal Serpil'in kırmızı çerçeveli gözlüklerini takmış salonda kitap okuyor. Üzerinde kilim desenli vizon hırkası, mavi kareli gömleği. Sayfayı çevirdikten sonra sehpaya uzanıp fincanını aldı, içeceğini yudumluyor. Bu sırada Sarp geldi. Selam babacığım, nasılsınız? İyiyim boncuğum, sen nasılsın? Sağ olun, sağ olun. Annem nerede?
Buradayım Boncuğum. Sarp nasıl yani diye apıştı kaldı. Anlamadım. Buradayım diyelim Boncuğum. Ha sen Kemal'i soruyorsun. Kemal'imi mi? Kemal'imi mi soruyorum? Babacığım bırakın Allah aşkına, annem nerede ya? Şaka yapmayın. İşte burada karşında oturuyorum Boncuğum. Nasılsın? He? Annem baban akışına bırakıp buraya geliyor mu? Ha babacığım, alem insansınız. Annemin taklidini yapıyorsunuz siz. Yalnız annem duymasın, sonra küçük bir kriz yaşanır ona göre. Kulağında telefon, elinde sarı klasör. Ne dedim? Ne dedim? O toplantı çarşamba olacak demedin mi? Başlatmayın ihalenizde. Harbi. Ulaşlar, tıpkı geldi Ruşu. Sarp gözlerini kocaman açmış, şaşkınlıkla ikiliye bakıyor. Valla iyi insan lafının üzerine gelirmiş diyeceğim de çok şey olmadı yani. Ha bu iş annesini seviyorum bilir misin? Aynı benim gibi. Zeki, çevik ve ahlaklı. Sarp'ın şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Neyse ya, şimdi anneciğim. Efendim evladım. Yok babacığım, şey anlamında. Annem burada ya, onu şey yaptım ben. Anneciğim karşımda. Sarp'ın kafası iyice karıştı. Nasıl bakalım Sarp'cığım, işler nasıl? Elini omzuna attı. Sarp afallamış. İyi. Acaba ben mi kafayı yedim der gibi bakıyor Serpil ile Kemal'e. Banka. Nurhan bir kadın müşterinin işlemini yapıyor. Saçının önünü hafif kabartarak yana taramış. Buyurun, iyi günler. Nurhancığım. Bence sen dün müdür bey öyle söylemekle gerçekten çok iyi yaptın. Bıktırdı artık Tuğba ya. Hakikaten ya. Hani bilmece yüzünden iş yapamaz hale geldik. Arkadaşlar unuttunuz mu? Yani sırf adam bilmece sormak için tayin oluyorum dedi bize ya. Ya sorma abicim, o bir alemdi ya. İyi günler. Nurhan Süleymanoğlu. Buyurun benim. Paketiniz var. Paket mi? Allah Allah. Allah... Allah korusun, yoksa yine biricik bir şey mi oldu? Anlamadım. Önemli değil, bir şey. Özür dilerim, ben alayım kutuyu. Kimliğinizi görebilir miyim? Bir de şuraya imza atıyorsunuz. Tamam. Şurada kimliğim. Sürücü belgesini gösterip teslim evrakını imzaladı. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun. Ne gelmiş abiciğim? Bilmiyorum ya. Üzerinde göndericinin adı yok. İmzası falan da hiçbir şey yok. Kutunun üzerinde Kupra Kargo yazıyor. İçinde beyaz bir mektup zarfı. Çok şükür bu kez telefon falan yok. Bir zarf çıktı. Zarf mı? Üzerinde bir şey yazıyor mu peki? Yazıyor. Adım yazıyor. Tuba rahat bir nefes alıp işine döndü. Nurhan'ın masasında Biricik'in fotoğrafı. Zarfın içinden ufak bir not çıktı. İnci gibi dişleri sıra sıra işleri. 40 kat tüle bürünür, saçı yerde sürünür. Ateşe atarlar, ortalığı birbirine katarlar. Bir bakalım ben neyim, inanamıyorum ya. Ne oldu Nurhan? Ne olacak? Arkadaşlar... Hepsi tuzakmış. Paket, zarf, kurye falan, bunların hepsi müdür beyin tuzağıymış. Tuzak mı? Ne tuzağı? Şimdi biz bunun bilmecelerine cevap vermiyoruz ya... O da böyle göndermiş bilmeceyi. Alem adam ya. Şimdi okuyunca kafama takılacağını biliyor ya... O yüzden böyle bir tuzak kuruyor bana. Bilmece neymiş peki? İnci gibi dişleri, sıra sıra işleri. 40 kat tüle bürünür, saçı yerde sürünür. Ateşe atarlar, ortalığı birbirine katarlar. Nurhan! Bankonun altından fırladı. Bir bakalım ben neyim. Neymiş bu Nurhan? Kolay olsa bize sormazdı Erdem Tuğba. Hoşnutsuz ifadesiyle zarfı Tuğba'ya uzattı. O da Erdem'e. İnci gibi dişleri, sıra sıra işleri, 40 kat tüle bürünür, saçı yerde sürünür. Ateşe atarlar, ortalığı birbirine katarlar. Bil bakalım ben neyim? Bu ne müdürüm ya? Bilmece. Çözün bunu. Kolay gelsin Nurhan. Çalışalım, aynı anda düşünelim. Sarp Kemal ile Serpil'in arasına oturmuş, yarı şaşkın, yarı tedirgin. Ama uyanık olan tek kişi ben değildim.
Serpil incelediği evraka sinirlenerek elini klasöre vurdu. Sarp irkildi. Kemal gayet sakin bir tavırla kitap okumaya devam ediyor. Ya baba. Efendim başım. Anne ya. Buyur evladım. Ya Allah aşkına yapmayın yeter. Bak şaka güzel tamam ama biraz fazla uzamadı mı bu? Aa Sarpçıkım hayatım sen mi geldin canım? Hoş geldin. Ha ben geldim. Uy canım benim. Rüyamı panikle kolundan tutup kenara çekti. Evet. Aşkım ben iyiyim de senin annen baban biraz tuhaf yani. Annen baban gibi, baban annen gibi davranıyor. Ya tamam şaka filan ama yani biraz fazla uzadı ya. Yok yok aşkım şaka değil bilerek yapıyorlar. Bilerek mi? Hı. Şimdi şöyle, bu bir egzersiz hayatım. Ayna egzersizi. Yani şöyle hani sen, ben, ben... Sen, ben, sen oluyor hayatım. Yani böylece birbirimizi dışarıdan görebiliyoruz. Kendimizi dışarıdan görebilme imkanını buluyoruz. Ha, ya ben de bilmiyordum ben de neler düşünüyorum babacığım ama. Evet evladım, gördüğün gibi akışına bıraktık. Ha bu yöndesini seviyorum bilir misin Serpil? Aynı benim gibi. Lep demeden leblebi anlayın. Aşkım. Biz de yapalım mı ya? Ha? Çok eğlenceli. Böylelikle birbirimizin sevmediğimiz yönleri ortaya çıkabilir. Onları değiştirmeye çalışırız. Ha? Olur. Valla şimdiden eğlenceli gibi görünmeye başladı bana. Ay süper aşkım. O zaman şu andan itibaren sen Rüyamsın. Ben de Sarpışkayım. Okey? Tamam. Baba! Baba! Şu normalara baksana ya! En uzak halde yaptı baba ya! Olur mu baba ya? Bu ne çirkin bir taklittir ya? Ben böyle mi konuşuyorum? Şşş! Hayatım rüya mısın dedim ama. Ha. Tamam Sarpişko, tamam. Babişko, babişko ben şimdi alışverişe gideceğim. Bütün AVM'yi satın alıp geleceğim. Baba! Baba şu normalara yaptıklarına baksana ya! Ne oluyor şuna baba ya? Babişkom, babişkom neden bir tane AVM'de bizim bahçeye yaptırmıyorsun babişkom? Oradan alışveriş yapardım ben. Koş Şükrü. Ne diyorsun Şükrü? Koş Şükrü. Şükrü koşsana Şükrü. Babişko. Meryem yemek yapıyor. Şükrü masada oturmuş. Sinir oldum ya. Sarp'i Dumbo fikrimi beğenmedi Sarp'i. Yani bahçelerin efendisi, icatların efendisi de. Yok kafa basmıyor ya. Kafa basmıyor Meryem. Şükrü. Vallahi yemin ediyorum sende akıl fikri yok ha. Nasıl yok? Nasıl fikir yok? Fikir çok da beğenen yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Meryem? Ha. Bu devirde alacaksın satacaksın. Alacaksın satacaksın. Acayip para kazanıyor. He Şükrücüğüm he canım he. Vallahi ciddi söylüyorum kızım. Böyle icat bulmaya falan gerek yok. Yattığın yerden alayım satayım. Alayım satayım ekonomiye can vereyim. Ya Şükrücüğüm bak gül gibi işim var ya. Sen neden aza kanaat etmiyorsun ya? Bak azıcık şükret. Aza kanaat etmeyen çoğundan da olur. Doğru söylüyorsun aslında. Vallahi ciddi söylüyorum. Daldık şu saati Dumble fikrine. Benim rutin başçı kaçırdım vallahi. Doğru söylüyorsun. Heh. Tabii ya. Sen bahçeçisin. Bahçeçi kal. Meryem şey diyorum. Villada şöyle dişe dokunur bir haber var mı ya? Var Şükrü. Ciddi söyleyeyim. He vallahi. Söyle karıcığım. Hadi karıcığım. Söyle. Söyle de biraz para kazanayım hayatım. Söyle. Kulağına eğdi. Bak şimdi. Şükrü kafayı yemiş. Gram akıl kalmamış. Nasıl haberim ha? Ya bu haberin değeri yok ki ya. Bu değersiz bir haber. Bir haberin değerli olması için bazı şartlar gerekiyor. Mesela diyelim ki köpek gitti Nurhan'ı ısırdı. Bu haber değeri falan yok. Bu haber falan değil. Ama Nurhan gider köpeği ısırsa bu işte haber. Dört dörtlük bir haber. Şükrü. Hadi bak canım. Hadi canım. Bak bir sürü işim gücüm var. Hadi kalk git. Hadi kalk git canım. Kalk. Hadi. Haber yok diyor ha. Hemşire düşmem lazım. Bir şeyler bulmam lazım. Zarptan para tırtıklamam için. Ne olabilir, ne olabilir? Zarptan havalı havalı saç savurma hareketi. Rüyam kasıntı bir halde yanında oturmuş, Sarp'ı taklit ediyor. Ah,
Ay Serpişko, ya böyle konuşmak çok eğlenceli oldu gerçekten. Canım benim. Safa canım benim. Ben şimdi gidip Biricik'le konuşayım biraz, o da şaşırsın. Konuş Safaldın. Konuş, haberi yok, çok şaşırır. Git konuş Safaldın. Tamam o zaman, ben o zaman Biricik'le konuşmaya gidiyorum. Konuş Safaldın. Koş, canım benim ya. Canım benim. Sarp salondan çıktı. Ama... Nasıl oturuyordu bu ya? O da hep bacak bacak üstüne oturuyor benim gibi. Biraz daha. Diz hafif kalkık. Eller hep böyle. Göbeğin üstünde kenetledi. Bu sırada Şükrü girdi salona. Riyam Hanım, Zarp Bey burada mı değil mi efendim? Buradayım Şükrü. Sor Şükrü. Yok yok, ben Zarp Bey'i sorayım, siz değil efendim. Tahammülsüzce gözlerini yumarak ayağa kalktı. Buradayım Şükrü. Tam da karşındayım Şükrü. Çok güzel dalga geçiyorsun. Lütfen alay etmeyin beni ya. Ya rüyam falan değilim ben Şükrü. Sarpım Şükrü. Derinme beni Şükrü. Konuş, çıldırma beni Şükrü. Allah Allah. Tamam, Riyam Hanım'ın birkaç tahtası çürüktü ama... yani epey bir laminat kaplamak gerekecek şu durumda. Ne oldu Şükrü? Ha? Suratında soru işareti, soru işareti bakıyorsun. Ne oldu Şükrü? Konuş Şükrü. Çıldırma beni Şükrü. Çıldırma beni. Konuş Şükrü. Efendim Riyam Hanım, siz pek iyi değilsiniz herhalde. Ben siz daha sonra ziyaretinize geldim. Koş Şükrü, koş Şükrü. Kaçar gibi çıktı salondan. Ay Şükrü nasıl şaşırdı ya. Esas Sarpişko'mu ben olarak görünce ne yapacak bakalım. Neyse ben Sarp'ı çalışmaya devam edeyim. Yüzüne şapşal bir ifade takınıp sağa sola bakındıktan sonra aklı karışmış gibi işaret parmağını şakağına dayadı. Koltuğa oturur gibi yapıp vazgeçti. Kolarını göğsüne bağlamış, aval aval tavanlara bakıyor. Nurhan bankada, kulağında telefon. Peki Ahmet Bey, tamam. 5 dakika sonra görüşürüz. Kusura bakmayın, beklettim. Buyurun efendim. İyi günler. 22. Bankoya 20'lerinin sonlarında uzun boylu, kot ceketli bir adam abi yanaştı. Nasılsın? Ana, Kerem Paşa'm hoş geldin. Sen nasılsın? İyidir be abi, sağ olasın. Hayırdır kardeşim, ne işlemin vardı? Ha yok, benim bankayla bir işim yok da Burhan uyardı diye numara aldım ben. Ben seninle başka bir konu hakkında konuşmaya geldim. Buyur kardeşim, nedir? Abi Burhan'ın telefonunda senin çocuk Mahmut Kemal var ya. Onun resmini gördüm de geçen. Biz bir reklam filmi çekeceğiz. Yani aradığımız çocuk da yani senin çocuğa çok uygun yani, anladın mı? Acaba reklam filminde oynatmayı düşünür müsün diye soracaktım. Reklamda? Abi öyle küçük bir iş de değil ha. Yani eğer olursa o mamanın reklam yüzü olacak çocuk. Yani anlayacağın ortada ciddi bir para söz konusu. Vallahi mi? Ne diyorsun abi, yapalım mı bir deneme şekilde? Ya şimdi Biricik'e yani hani annesine danışmadan bir şey söyleyemem ki şimdi Kerem. O zaman şöyle yapalım abi, ben sana kartımı vereyim. Sen bana olumlu ya da olumsuz bir haber edersin artık. Tabii, neden olmasın ya? Eyvallah. Ben kaçtım o zaman abi, görüşürüz. Sağ ol Kerem'ciğim, sağ ol Paşa'cığım. Kısmet ya. Olur mu olur? Meryem ocağın başında yemeği karıştırıyor. Meryem kız. Of, hay Şükrü, ne var? Bana kuru muru deme ne olursun. Bak hala iş yapıyorum, yemek yapıyorum ben burada ya. Ya kuru fasulye yeme derdinde değilim Meryem. Kuru fasulye falan istemiyorum. Yemek istemiyorum ya. Yalnız Zarp Bey ile Riyam Hanım kafayı yemiş durumdalar. Kafayı mı yedi? Evet. Şimdi Zarp Bey kendini Riyam Hanım zannediyor. Riyam Hanım kendini Zarp Bey zannediyor. İyisine. Ben başçı kimde kalacağım Meryem ya? Yani insanlar kafayı yediler, senin tek düşündüğün şey kimden bahşiş alacağım, he mi? Tabii canım, benim için ben bahşiş alayım da kimden alırsam alayım. Bak çok enteresan. Zarpcığım kendini Riyam Hanımcığım zannediyor. Riyam Hanımcığım kendini Zarp Bey'siz. Nasıl böyle bir şey oluyor, ne oluyor? Tamam dur, sakin ol, panik yapma. Korkacak hiçbir şey yok, kimse kafayı yemedi. Ya böyle nasıl kafayı yemedi diyorum. Bir görseydin var ya, esas kafayı sen yedin Meryem ya. Ya Şükrü, benim görmeme gerek yok ki. Ben biliyorum zaten. Hatta Kemal Bey Serpil Hanım gibi davranıyor. Asıl sen onu görsen sen kafayı yiyeceksin ha. Ne diyorsun sen ya? Kemal Bey dırdık yere Serpil Hanım gibi niye davransın? Olur mu öyle şey? Ya basbayağı işte ya. Kemal Bey Serpil Hanım'ın yerine geçti. Onun gibi davranıyor. Böyle her şeyi akışına bırakıyor. Ay bir pozitif oldu var ya. Bamık gibi oldu yani. Sonuç ne yani? Ne oluyor yani? Şükrücüğüm bakacağım. Bu bir egzersizmiş. Eşler birbirlerinin yerine geçiyorlarmış, anladın mı? Yani şimdi bak, senin anlayacağın dilden anlatayım ben. Sen ben oluyormuşsun, ben de sen oluyormuşsun, farz-ı misal yani. Hadi ya.
Yani sonuç olarak birbirlerinin yerlerine geçtikleri zaman karşındakinin sevdiğin ve sevmediğin yönlerini daha iyi görebiliyormuşsun. Anladın mı? Süper. Anlamadım. Ben de bunu anladım. Serpil sol ayağını sağ dizinin üzerine koyarak salonda oturmuş, ekonomi gazetesi okuyor. Çayını yudumladığı sırada Kemal kıvırtarak salona girdi. Şükrü gene işleri yapmamış ama sen boş ver, akışına bırak Kemal. Gazeteyi elinden alıp hışımla ayaklandı. Onu hemen kapının önüne koyacağım. Baba! Baba! Duydum seni baba! Sen ne diyorsan doğrudur baba! Doğrudur baba! Anişko, ben gideyim de birkaç AVM'şkonun içini boşaltayım geleyim. Tamam çiçeğim. Sen bütün alışverişi akışına bırakabilirsin yani. Abi akıt gitsin alışverişi. Serpil ciddiyetle göz dönü çıkardı. Abartıyorsun ama Kemal'im. Ya bayağı abartıyorsun. Ben senin yaptığın gibi miyim? Öyle mi? Ben mi abartıyorum? Ben abartıyorum öyle mi? La sağa kalsa var ya, ben böyle ortalıkta pibi çekilmiş bomba gibi dolanan bir adamım. Psikopat etti, çıkarttın beni ya. Babacığım, gerek yok bu kadar sinirlenmeye. Hayır, rüyama kalsa ben de öyle baba baba diye sokakta dolaşan bir cinsim yani. Sana ne demeli acaba Sarpışkom ha? Sen beni ne yaptın? Alışveriş manyağının teki yaptın, çıkarttın yani. Yok bin tane ondan al, yok bilmem neden al. Ben öyle biri miyim Allah aşkına? Ay boşver hayatım, kendilerini görmüyorlar. İşte bizi böyle abartılı canlandırıyorlar. Nasıl? Ben abartıyorum öyle mi? Sen kendini dışarıdan bir görsen. Peki sağ boyu abartılı bir Serpil taklidi yapayım mı? Aa, hiç gerek yok hayatım. Ben senin abartılı Serpil taklitlerini bol bol gördüm zaten. Ya sana ne demeli? Ha? Sana ne demeli? Ben öyle mi görünüyorum Allah aşkına? İyi o zaman ben mi öyle görünüyorum? Öyle baba baba diye ortalıkta dolaşıyor muyum yani? Öyle değil mi baba? Asıl ben senin yaptığın gibi görünüyor muyum Sarp Bey? Ya da şöyle diyelim, eğer öyle görünüyorsam senin dünyanda, beni bir süre görme o zaman. Rüya, Rüya buraya gelir misin? Rüya! Peşinden gidiyor. Madem ben de her şeyi akışına bırakıyorum Kemal Bey, bakalım o akış beni senden uzağa götürebilecek mi? Sen bir kere akışına değil, hep kaçışına bırakırsın Serpil Hanım. Senden kaçan senin gibi olsun Kemal'im. Öyle mi? Bir dakika öyle yok. Yanlış söyle. Ne demek öyle bari Mehmet? Olur mu öyle? Dediğine koyup arkasından gitmek yok. Gel buraya gel. Demek onlar birbirinin taklidini yapıyormuş ha? Bir de diyeceğim ya diyeyim hangisiyle bahşişi arayacağım ben? Ondan mı arayacağım, bundan mı arayacağım? Kafa benim de gitti yani ya. Ah Şükrü be. Yani azıcık sen de kendini böyle birazcık dışarıdan görsen ya. Hep bir eleştiri, hep bir tenkit. Sen hiç kendini dışarıdan gördün mü Meryem? Öyle mi Şükrücüğüm? Tamam madem. Hadi bakalım sen benim yerimde ol, ben de senin yerinde olayım. Bakalım bakalım ne oluyormuş. Tamam kız. Bundan sonra sen bensin, ben de senim. Okey mi? Tamam ula. Geç. Yer değiştiriyorlar. Abla! Şükrü ocağın başına, Meryem masaya. Abla! Abla, tamirci geldi. Yaptılar kurutma makinesini, çalışıyor şu an. Ay kardeşim, kurban olurum sana. Sağ ol kardeşim. Vallahi Şükrü'ye kalsa, inan ki ben kururdum. O kurutma makinesi tamir olmazdı. Değil mi Şükrü? Ya Meryem, ya danasar koyun senin yanında böyle şeyler konuşma demedim mi ben sana? Veysel afalladı. Ne oluyor la? Niye böyle konuşuyorsun kardeşime? Ha? Geldi şurada kaç aydır çöreklendi buraya. Her işimize yarıyor, her şeyimize koşturuyor kardeşim. Ya bırak şimdi dinozor kayınçoyu Meryem. Kuru fasulye var mı? Acıktım kuru fasulyemi ver. Yiyeceğim ondan sonra gideceğim yan gelip yatacağım. Tövbe bismillah. Allah'ım ne oluyor burada? He nedir? Şükrü. Şükrü. Niye böyle konuşuyor kardeşimle? Vallahi karışmam bak. Koca kafasını karıştırdın çocuğun. Kurban olurum sana. Otur da bir şeyler yiyelim yiysen hadi. Ya bırak şu kapı zararlısın Allah aşkına hadi. Kuru fasulyemi ver bana Meryem. İşim gücüm var. Günlük program yaptım ben. Önce gideceğim zarfçığından böyle başlayarak arayacağım. Bundan sonra gideceğim zarfçığından tekrar başlayarak arayacağım böyle. My pressure. Veysel'in gözler fal taşı gibi açıldı şokta. Hadi sen. Şöyle bir iki lokma bir şeyler. Yemeği tencereyle Veysel'in önüne koydu. Önce çorbanın kaşıkla. Kepçem verin kaşıkla mı yersin? Alt dudağını ısırmış. Aval aval bakıyor. Ne bakıyorsun? Daha zor kançı. Allah'ım. Ne oldu bana?
başıma biri mi vurdu benim? Enişte. Abla. Şükrü. Enişte. Meryem. Veysel'in kafası iyice karıştı. Meryem elini kaldırmış, höt höt bakıyor. Şükrü ilgili abla pozlarında. Boğazda gezinen bir balıkçı teknesi, peşinde martılar. İşten eve gelen Nurhan etrafta kimseyi göremeyince şaşırdı. Bu sırada Biricik geldi dışarıdan, elinde bir kutu. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar ne bir tanem ya? Hayatım, Mahmut Kemal'e mısır aldım. Biliyorsun çok seviyorum, için açlayacaktım. Koçanlı mısırlara bakarak cin gibi açtı gözlerini. Buldum. Ya inci gibi dişleri, sıra sıra işleri, 40 kat tüle bürünür, saçları yerde sürünür. Ateşe atarlar, ortalığı birbirine katarlar. Bil bakalım ben neyim? Mısır. Ne güzel hayatım, iyi hoş buldun da evde durumlar çok tatsız. Niye, ne oldu? Bir de hakikaten gelirken fark ettim say. Nerede millet, nerede herkes? Sus. İstemeden ben bir krize sebep oldum. Aşkım ne krizi ya? Ya insanlar benim yüzümden birbirlerine küstüler. Yok artık, inanmıyorum. Senin yüzünden. Ya tamam, biraz abartıyorlar ama şimdi ne yapsam ne etsem onların hiçbirini bir araya getiremiyorum. Bak ne olduğunu bilmiyorum ama herkesi bir araya getirebilecek çok büyük bir haberim var. Aa, ne haberi hayatım? Dinle bak. Kutuyu Biricik'in elinden alıp anlatmaya başladı. Biricik heyecanla dinliyor. Şükrü garaja inen merdiven korkuluğundaki lambanın ampulünü değiştiriyor. Vay, ziyaretçilerin efendisinin familyası gelmiş. Mahmut zerzevatçı kamyonetiyle garaja girdi. Kamyonetin ön kaputa bakan brandasında kırmızı çerçeveye alınmış nazar boncuğu resmi. Altında ve üstünde maşallah yazısı. Badire ile Mahmut kamyonetten indiler. Kolay gelsin Şükrü Efendi. Kolaysa başınıza gelsin. Ziyaretçilerin efendisinin familyası gelmiş. Hangi ziyaretçi sizi efendim? Torunumuz reklam filmi çevirecek galiba. Hangi torunumuz? Amerika'daki. Amerika'daki mi? Ya ne diyorsun Şükrü Efendi ya? Bizim bir tane torunumuz var. O da buradan. Mahmut Kemal. Nurhan oğlu. Veliaht Mahmut Kemal mi oynayacak? Nurhan aradı. Reklam filmi var. Gelin bir konuşalım dedi. Ya neyi konuşuyorsunuz ya? Neyi konuşuyorsunuz kardeşim? Hemen kabul edin. Ne kadar veriyorlarmış? Vallahi Nurhan fazla verecekler dedi. Bir mama firmasının reklam yüzü olacakmış. Vay vay. Mama firmasının reklam yüzü olacağı. Görüyor musun ya? En az birkaç milyon dolar verirler ha. Ne diyorsun ya Şükrü Efendi? O kadar verirler mi? Verirler tabii. Aa. Vizyonsuz Mahmut Efendi, verirler tabii. Bugün starlar var ya, en az reklam filminde 3-5 milyon doları vallahi Indira Gandhi diyorlar ha. Hadi be. O kadar alıyorlar yani ha? Almazlar mı tabii ki? Görüyor musun Mahmut? Torunumuzun da bizim de hayatımız kurtulacak. Görüyorum tabii Badire ya. Hadi bekletmeyelim, bir an evvel gidelim. Bak yağmur da başladı hadi, zaten. Hadi canım. Geç. Villaya yöneldiler. Şükrü merdivenlerin dibinde dikilmiş, imrenen gözlerle arkalarından bakıyor. Vay vay vay, görüyor musun ya? Yani Nurhan ne kadar kısmetsiz, şanssızsa oğlu da o kadar kısmetli ve şanslı ya. Şahane var ya. Nurhan ömrü billah kazanamayacağı parayı oğlu bir günde kazanacak. Kıyım ya Allah'ım ya. Vay. Tuttuğu korkulup zangır zangır sallanıyor. Sokak lambası tarzındaki lambanın şapkasını çıkarıp ampulü iyice bir sıktı. Sarpişkom. Kırmızı pantolon, beyaz gömlek, siyah ceket, elinde pembe sapları olan siyah rugan çantasıyla Sarp'ın ofisinde. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Peşinden Cavidan geldi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sarpişkom'a bakmış. Cavidan'ı görünce şaştı kaldı. Ah! Rüyam Hanım. Cavidan. Buyurun benim. Senin ne işin var burada? Ben burada çalışıyorum. Sarpişkom nerede? Siz yanlış geldiniz galiba. Yani burada Sarpışko diye biri yok. Yani burada Sarpışko diye biri olsa ben mutlaka hatırlardım. Yani Sarpışko öyle unutulacak bir isim mi? Sarpışkom burada çalışmıyor zaten Cavidan. Yani siz de burada çalışmayan birini mi arıyorsunuz Rüyam Hanım? Ay Cavidancığım, Sarpışkom burada çalışmıyor. Sarpışkom buradaki bütün şirketin sahibi. Buranın sahibi Sarp Bey. Sarpışko diye biri değil.
Tamam işte, ben de ondan bahsediyorum zaten Cavidan. Sarp'a Sarpişko diyorum ben. Ha, siz Sarp Bey'i arıyorsunuz. Evet Cavidancığım. Ayrıca sen burada ne olarak çalışıyorsun Cavidan? Ay, Sarp Bey'in sekreteriyim. Ay Rüya Hanım, siz bunu bilmiyor musunuz? Allah Allah. Hayret. Sarpişkom acaba niye söylemedi bana bunu? Ay yoksa siz personel müdürü müsünüz? Yani Sarp Bey bundan size niye bahsedecek ki? Hayır Cavidancığım. Eğer ben burada çalışıyor olsaydım personel müdürü değil, kesinlikle genel müdür olurdum canım. Ay biliyor musunuz? Yani burada böyle bir kadın genel müdür olmasını çok isterdim. Evet aslında. Doğru söylüyorsun. Ben niye babamın şirketinde çalışmak isteyeyim ki yani? Gelirim buraya, Sarpişkom'un şirketinin başında genel müdür olurum değil mi? Evet. Vallahi olursunuz. Hemen havaya girdi. Burnu havada kibirli kibirli yürüyüp Sarp'ın masasına kurulmuştu ki sandalyeye geri kaçınca bir irkildi. Toparlanıp masaya çekti kendini. Cavidan ağzı kulaklarında saf saf sırıtıyor. Oldum bile. Ay evet, oldu vallahi. Cavidan'ı pek gözü tutmamış gibi baştan aşağı şöyle bir süzdükten sonra sıkıntıyla parmaklarını çıtlattı. Sarp kırmızı klasörün içindeki dosyalara göz atıyor. Allah aşkına bu nedir ya? Karşısında ellilerinde takım elbiseli bir adam. İhtiva mı rapor hazırlıyorsunuz? Of! Gel! Zehra telaşla içeri girdi. Sarp Bey! Sarp Bey! Rüya Hanım geldi efendim. Hoş geldi, Sefa geldi. Tamam, neredeymiş şimdi? Ofisinizde. Öyle mi? Tamam. Ben şimdi birazdan geçeceğim oraya. Siz çıkabilirsiniz. Takım elbiseli adam mavi klasörü kolunun altına sıkıştırdı. Odadan çıkıyor. Ama Cavidan Hanım da ofisinizde. Tam kahvesini yudumlayacakken dondu kaldı. Cavidan mı? Evet diye tırsakça salladı başını. Sarp'ın beti benzi atmış. Cavidan mı? Onun ne işi var orada? Burada çalışıyor Sarp Bey. Rüyamın ne işi var orada? O da nişanlınız efendim. Ya, niye haber vermeden geliyor? Hadi haber vermeden geliyor. Cavidan niye haber vermeden benim odama giriyor? Hadi haber vermeden giriyor. Bütün bunlardan benim niye haberim olmuyor? Benim de şimdi haberim oldu efendim. Ne yapacağım ben ya? Vallahi bittim. Ne yapalım istersiniz? Vurun beni. Yok yok. Şirketi yakın. Yok yok. Beni vurun, şirketi yakın. Aynı zamanda da pencereden atın. Bence siz hemen odanıza gidin efendim. Yok yok yok. Pencereden atılma fikri çok daha cazip bence. İyice panik oldu. Elini kolunu koyacak yer bulamıyor. Mecbur gideceğiz. Önden yürü. Sen önden yürü. Şöyle yapacağız. Siz önden buyurun. Zehra 30'larının sonlarında kısa boylu kilolu. Sarp tırsak bir ifadeyle Zehra'nın arkasına saklanarak odadan çıkıyor. Ay Rüya Hanım, siz o koltuğa çok yakıştınız. Burası benim sayılır zaten Cavidancığım. Ay sizin gibi kararlı iş kadınlarına bayılıyorum. Keşke sizin kadar özgüven sahibi olsam ben de. Her neyse. Demek sen Sarp'ın sekreterisin. Ben Zehra Hanım var zannediyordum. Ay evet, Zehra Hanım var. Ama ben Sarp Bey'in özel sekreteriyim. Rüyam refleksle önündeki sümeni tuttu. Demek özel sekreterisin. Evet, hem de çok özel. Ya. Ya. Ne kadar özel sekreterisin? Ay şöyle Rüyam Hanım, anlatayım size. Hiçbir özel günümü unutmaz. Daima yüzükler alır bana. Yemeklere falan götürür. Ya. Allah bilir iş seyahatlerine de götürüyordur seni. Ay çok sık iş seyahatlerine gidiyoruz. Ama Sarp Bey hangi ara çalışıyor? İnanın ben de bilmiyorum. Böyle oda havuz, oda havuz arası böyle gidip geliyoruz. Umarım aynı odada kalmıyorsunuzdur. Ha? Ay yok olur mu? Yani Sarp Bey böyle tasarruf yapalım diye ayrı odalara çok paramız gider diye aynı odada kalmamı söylüyor. Biz de aynı odada kalıyoruz. Sümeni sinirle dikleyip kafasını üzerine yasladı. Gerçekten çok özel sekreteriymişsin. Gerçekten. Evet, bayağı özel. Gözleri öfkeden adeta ateş saçıyor. Cavidan karşısında sırıtarak saçıyla oynuyor. Rüyam sümeni bırakıp ayağa kalktı. Yüzünde tatlı sert bir ifade, gözlerini Cavidan'a dikmiş, hafifçe tebessüm ederek yanına yaklaşıyor. Ay bir şey diyeceğim Cavidan. Senin saçların da çok özelmiş hayatım. Okşuyor. Ay çok güzeller değil mi? Aynen öyle canım benim ya. Sen kalk bakayım şöyle. Senin ben bir saçını başını yolayım da. Sen gel bakalım. Ay, ay
oldum. Evet. Ay. Evet delirdim. Ben deliyim. Ve aynı zamanda Sarp'ın nişanlısıyım hatırlatırım. Siz ayrılmamış mıydınız? Sarp Bey bunu öyle demişti. Kim dedi ayrıldığımızı? Sarp da söyle bir şey söyler. Ay, ay, ay. Rüya Hanım, Rüya Hanım. Benim saçım başım yoncağınıza. Siz Sarp Bey'in saçına başını yorsanız ha. Merak etme, merak etme. Hele bir gelsin. Herif gel. Onun da saçını yolacağım. Senin benim saçını başını yolayım da. Sen gel. Ofisin kapısı yavaşça aralandı. Sarp ödlek bir halde kapıdan kafasını uzattı. Ben deliyim. Eyvah. Rüyam her şeyi öğrendi. Ellerini Cavidan'ın saçlarına dolamış halde durup Sarp'a baktı. Merhaba Sarp. Hoş geldin canım. Rüyam Hanım. Bak burada kim var? Özel sekreterim var canım. Olmaz olaydı. Olmaz olaydı. Siz lütfen bakın ne hale geldim ben. Ay. Tamam tamam. Tamam Cavidan Hanım ben sizi nasıl olsa bir şekilde ikna ederim. Hadi siz odanıza gidin. Ne? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyorum ben? Yani buradaki olan şeyleri açıklamadan siz bana... Ben hiçbir yere gitmem Sarp Bey. Bakın saçlarım başlarım ne hale geldi benim ya. Saçın başımı mı? Ne saçını başını mı ya? Şimdi ben onu düşünecek durumda mıyım ya? Evet. Doğru söylüyor Sarp Bey. Şu anda ilgilenecek çok daha önemli şeylerim var. Önce Sarp'ın saçını başını yolayayım. Ondan sonra senin sadece saçını değil... ...yüzünü de gözlerini akıtacağım senin. Gel şöyle. Cavidan'ı kenara savurup Sarp'ın yakasına yapıştı. Demek özel sekreterim var öyle mi Sarp? Ne Rüyam? Rüyam açıklayabilirim Rüyam. Açıklama. Bana hiçbir şey açıklama. Ya bir denesem. Hayır deneme. Deneme. Ama önce ben seni bir deneme tahtası yapacağım tabii. Bacak arasına bir tekme. Sarp'ın kaşlar havada, gözler pörtlemiş, yüzü kıpkırmızı. Acıyla kıvranarak yavaşça yere çömeldi. Geleceğimizle oynuyorsun ya. Ulan. Ulan ne geleceği? Ne geleceği? Ben seninle bir dakika bile geçirmek istemiyorum. Tabii önce seninle işimi hallettikten sonra. Bir tekme daha. Sarp sırt üstü yere yığıldı. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin Allah aşkına. Ne demek ne yapıyorsun? İkimizi de kandırmış. Seni de yapman gerekeni yapıyorum. Dövüşeceğiz birlikte. Yapmayın. 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 İkisi birden tekmeliyor. Seni aşağılık herif. Seni aşağılık herif. Seni öldüreceğim. Sen ne ahlaksız. Ne aşağılık birisin meğer. Topuklu çizmesiyle böcek gibi eziyor. Yüzüne bir tokat. Al sana. Geber. Geber. Rüyam bıraktı Cavidan hala tekmeliyor. Sarp yerde iki büklüm kıvrılmış oldukça müşkil bir vaziyette. Rüyam masadan çantasını alıp geldi. Adettendir. Çantasıyla birkaç kez karnına vurduktan sonra hırsını alamayıp topuklu çizmesiyle üstüne bastı. Öfkeden gözü dönmüş bir halde ofisi terk ediyor. Kapıdan çıkmadan önce dönüp son bir kez daha baktı Sarp'a. Sonra kapıyı çekip çıktı. Geber, geber. Bu da bana yaptıkların için. Stiletto tarzı sivri burun ayakkabılarıyla poposunu tekmeleyip hışımla çıktı ofisten. Sarp yerde acı içinde kıvranıyor. Ah Rüyam, Rüyam gitme Rüyam affet beni. Ya bu eski bir davaydı, bitti, bitti. Kapı açıldı, Şevval'le Timuçin ofise girdiler. Ne oldu oğlum sana? Baba, Rüyam Cavidan'ı öğrendi. Ne diyorsun sen ya? Rüyam Cavidan'ı gördü. Nasıl böyle bir hata yaparsın Sarp? Baba, valla. Timuçin'in bastonuna tutunarak kalkmaya uğraşıyor. Boşluğuma denk geldi herhalde. Bastonu Timuçin'den aldı. Bittim. Yalnız sadece sen değil biz de bittik Marshmallow'um ya. Nasıl yani böyle bir hata yaptın sen? Nasıl yaptın? Bastonu abanmış ayakta zor duruyor. Baba sadece kendini değil bizi de mahvettin bizi de. Ama baba. Bana baba falan deme. Anne. Bana anne falan deme. Ama beni dövdüler. İyi yapmışlar. İyi mi yapmışlar mı? İşte iyi yapmışlar yani.
Az bile yapmışlar. Sen bizi mahvettin, mahvettin. Bir postada bizden dayak yemen lazım. Aptal herif. Yüzüne bir tokat. Biraz da bana bırak Tim. Bana anne deme. Bir tokat da Şevval'den. Baba. Bana baba deme dedim sana. Anne. Kafayı masaya baba. Koymuş uyuyor. Anne boncuk boncuk terlemiş. Anne. Baba. Marshmallow. Gördükleri oğlum, meğer kabusmuş. Baba yapmayın, ne olur vurmayın. Şamar oğlanına çevirdiniz beni, vurmayın. Marshmallow'um ne oluyor ya? Ne vurması, ne şamar oğlanı yavrum. Gözlerini yavaşça aralayıp irkilerek doğruldu. Bir an ne olduğunu algılayamadı. Uyku sersemi anne babasına bakıyor. Anne, baba, ne oluyor burada? Ne olacak oğlum, geldik masanın üzerinde uyuyakalmışsın. Hadi ya. Yani şimdi siz beni tokatlamıyor muydunuz? Ne tokatlayalım oğlum, dedirdin mi sen? Yani rüyamla Cavidan karşılaşmadılar. Bu bir kabus öyle mi? Bilmem ki oğlum, biz senin rüyanı nereden bilelim? Rüya değil anne, rüya değil, kabustu ya. Rüyam Cavidan'ı öğrenmişti. Sonra ikisi birden bana giriştiler. Oh, iyi yapmışlar. Sonra da siz geldiniz, sonra da siz giriştiniz. Biz de iyi yapmışız. Ya oğlum, şu Cavidan'dan ayrıl diye ben sana boşuna mı söylüyorum he? Ya kurtulamıyorum baba, biliyorsun elimden geleni yapıyorum ya. Bu merak gibi kadın fırlatıyorum, geri geliyor. Hadi bir çay söyle hadi. Ufluya pufluya kablolu telefona uzanıp tek tuşa bastı, cevap bekliyor. Karşıdan duyduğu sesle irkildi birden, telefonu kapattı. O diye kaş göz ediyor babasına. Gündüz vakti masmavi boğaz. Nurhan'cığım, ne konuşacaksak bir an önce konuşalım lütfen. Hay ne kadar pozitif olmaya çalışsam da şu anda son derece negatif bir enerjiyle çevriliyim. Evet Nurhan, ne diyeceksen de ben de zaten negatif enerjimle buradayım. Çağırdığınızda geldim. Anneciğim, babacığım lütfen. Size güzel haberlerimiz var. Ay nihayet. Yani gerçekten güzel ve iyi habere o kadar çok ihtiyacım var ki yani. Sarpişkom taklidimi yaparak yeterince sinirlerimi bozdu zaten. Neymiş o iyi haber? Ay Biricik. Ay yoksa ilkbahar yaz koleksiyonları mı açıklandı ha? Hayır. Bir reklam teklifi var. Ay Nurhan, yine mi reklamda oynuyorsun? Yok, bu sefer Nurhan değil. Hayır, yani Nurhan'ın reklamda olması bile beni ilgilendirmiyorken bir başkasının oynaması beni niye ilgilendirsin? Niye çağırdınız beni buraya? Hayır hayatım, o başkası dediğin yabancı biri değil, aileden biri. Babişkocu? Yoksa sen mi reklamda oynuyorsun? Gerçi zamanı gelmişti biliyor musun? Şöyle bir bakıyorum da artık bütün müteahhitler kendi reklamlarında kendileri oynuyorlar. Kemal'im, sen reklamda mı oynayacaksın? Yok ya, nereden çıkarıyorsunuz ya? Kızım niye lafa karıştırıyorsun ya? Evet, şimdi müsaadenizle hemen anlatıyorum. Oğlumuz Mahmut Kemal'e bir reklam teklifi geldi. Bizim Burhan'ın bir arkadaşı var, Kerem, bir reklam ajansında çalışıyor. Burhan vasıtasıyla da Mahmut Kemal'in fotoğraflarını görmüşler. Çok beğenmişler. Ve eğer biz kabul edersek, işte bizimle çalışmak istiyorlar. Mahmut Kemal'le de reklam çekmek istiyorlar. Tabii isterler canım. Öyle yakışıklıyı görüp de kim çalışmak istemez? Tabii. Benim torunumdan daha güzelini mi bulacaklar? Ya işte biz de Biricik'le bir karar vermeden önce size danışmak, bir de sizin fikrinizi almak istedik açıkçası. Vallahi Nurhan evladım, yani uşak sizin uşağınız ama yani bana kalırsa oynamazsın. Oynamasın mı? Oynasın Kemal Bey, rica edeceğim ya. Para kazanacak çocuk. Para her şey değil ki canım. Yani her gün insanların gözünün önünde olacak. Nazar değer torunuma. Serpil Hanım, öyle şey olur mu? Ben onu okuyup üflerim, bir şeycik olmaz torunuma. Öyle negatif düşünmeyin Serpil Hanım. Biraz pozitif olun ya. Çekişine bırakın işi.
Ya şimdi Serpil haklı yani. Milletin gözünün önünde olmaya gerek yok. Millete malzeme vermeyelim yani. Ay Kemal'im doğru söylüyor. Ayrıca siz demiyor muydunuz ne kadar zor iş diye? Ay torunumu oralarda helak edemem ben. Niye helak olsun canım? Öyle zahmet olmadan rahmet olmaz ki. Para kazanacak çocuk. Ya şimdi her şey de para demek değil yani Mahmut Bey. Çok güzel söyledin Kemal'im. Ama o size göre öyle. Hayatım, yani hata mı ettik acaba bizimkilere fikir danışarak? Yok yok, dur sen. Bir ara yol buluruz. Pek öyle görünmüyor ama. Vallahi siz bilirsiniz çocuklar ama ben Kemal'im gibi düşünüyorum. Cevabımız olumsuz. Aynen öyle. Bizim reklamcıya verecek torunumuz yok. Çok güzel söyledin Kemal'im. Çocuklar bize kalırsa çalışsın. Boyumuz olumlu. Ya bir kere reklam yüzü olacakmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne demekmiş? Ya çocuk çok iyi para kazanacak. Geleceğini garanti altına alabilir. Evet, Mahmut haklı. Çocuğun geleceği garanti altında olacak. Torunumuzun zaten geleceği garanti altında Badire Hanımcığım. Aşkım. Aa, pek anlaşacak gibi durmuyorlar. Yani bana da öyle geliyor. Hayatım biliyor musun bu duruma da iyi tarafından bak. En azından annemle babamın arası düzeldi. Yani. Şükrü koşarak mutfağa geldi. Meryem, Meryem. He ne var Şükrü ne var he? Vitamin şerbatı nerede? Ya ben sana kaç kere dedim yavruma vitaminsiz deme diye. Nasıl demeyeyim ya? Nasıl demeyeyim? Çocuk o kadar zayıf ki rüzgarlı havalarda bakkala bile gönderemiyorum. Havalar uçacak diye ödüm kopuyor ya. Şükrü, sen ne istiyorsun benim yavrumdan onu de hadi. Mahmut Kemal var ya, reklamda oynayacakmış. Biliyorum. Milyon dolarlar söz konusu, sen ne diyorsun? Allah Allah, ne olmuş ki? Badire Hanım siirti biliyor musun? Bak siirtgiller vallahi zengin olacak haberin olsun ha. Şükrücüğüm el alemin parasından sana ne bize ne ya? Öyle değil mi Meryem'im? Bizim vitaminsiz Harry Potter'da pekala bir reklam filminde oynayabilir ya. Ha, aç tavuk Şükrü Efendi'nin buğday ambarına hoş geldiniz. Vallahi sen de domates bir kadınsın. Yani en domesinden daha domes bir ev kadınısın. Sen de pekala bir reklam filminde oynayabilirsin Meryem. Evet, çok doğrusun Şükrü ya. Bak, Meryem merdaneleri. Kocanız sizi sinir mi etti? Hemen merdanenizi kapın ve kocanızın kafasına kafasına vurup onu hamur haline getirin. Meryem merdaneleri. Hayal dünyan zayıf. Hayal dünyan çok zayıf. Ne merdane reklamı ya? Sen pekala bir deterjan firmasının reklamında oynayabilirsin. Düşünsene. En beyazından daha beyaz. Işık beyazı, kar beyazı. Bütün lekelere son. Flash, flash, flash. Flash, flash, flash. Deterjan, zart deterjanları. Nasıl? Şarıcığım, bak biraz daha saçmalamaya devam edersen ben merdane reklamı konusunda ısrarcı olacağım. Neyse, senden hiçbir şey olmaz. Nerede benim vitaminsizim? Harry Potter'ım nerede? Vitaminsizim nerede? Ya hala vitaminsiz diyor Şıklı ya. Yeter ya, ne biçim adamsın sen be? Üf. Televizyon odasına geldiler. Ya ne diyorsun bir tanem? Bizimkilerin pek anlaşacağı yok gibi. Beş ha. Rengi köşe koltuğa oturdular. Bilmiyorum hayatım. Ya aslında annemler haklı biliyor musun? Yani çocuk çok göz önünde olacak. Psikolojisi için çok zararlı bu durum. Yani çünkü şöhret kavramı bugün var yarın yok. Yani haklısın tamam da. Ya şimdi yani oğlumuz Mahmut Kemal de yani bütün bunları anlayacak, hani kavrayacak yaşta değil ki bir tanem. Ya iyi söylüyorsun da yani çocuk marka yüzü olacak hayatım. Yani yüzü mama kapaklarının üstünde olacak. İleride büyüdüğünde okulda arkadaşları dalga geçmez mi? Ya abartma canım daha neler ya. Ya bir düşünsene. Hayır. Eğer dedikleri kadar iyi para verirlerse Mahmut Kemal bütün eğitim hayatını garantiye alır. Bütün okul masraflarını çıkarmış olur. Bir de böyle düşün. Yani evet doğru söylüyorsun aslında. İstediğimiz okulda okutabiliriz o zaman. Ne diyorsun? Ya ben ya bir deneyelim diyorum ya. Ne olacak ki? Bilemiyorum ki. Hı? Tamam deneyelim tamam. Ne olacak? Oğlum.
babamız reklam yıldızı olacak, düşünsene. Aynı babası gibi. Ya abartma canım Daniel. Ya benim reklam böyle küçücük bir şeydi. Bana bak, çok yakışıklı görünüyordu. Ya bir tanem, sen şimdi gönül gözünden görüyorsun da ondan. Sen öyle sen. Ya hatırlıyor musun kızlar fotoğraf çektiğini? Şükrü kamelyada ayaklarını sehpaya uzatmış, kupasından sıcak içeceğini yudumluyor. Sarp'ın arabası garaja girdi. Anam, bu nereden çıktı? Hangi rüzgar yarattı bunu ya? Şükrü! Neyse, alınacak bahşiş Şükrü'nün ayağına girilmiş. Bu nerede ya? Şükrü! Şükrü'yü kamelyada otururken gördü, koşarak yanına geliyor. Şükrü kupayı sehpaya bırakıp ayağa kalktı. Çimenlerin arasından geçen taş döşeli yolda tazı Şükrü gibi koşuyor. Şükrü, Şükrü neredesin, ne haber? Önce reklamlar. Bırak şimdi reklamı, hemen habere geç Şükrü. Bu reklam çok önemli, önce reklamı söylemem lazım. Reklam deyip durma, seni 8 köşeli diş fırçası gibi paralarım bak ha. Diş fırçası reklamı değil efendim. Cips be, cips reklamı mı? Cinsiz konuşma. Cinsiz konuşma. Bak kafanı gözünü kırarım senin ha. Efendim, önce reklamı vermem lazım. Haber yok. Of, anlaşıldı anlaşıldı. Sen şimdi reklamı söylemeden habere geçmeyeceksin. Neymiş reklam? Mama reklamı. Mama mı? Ha, sen mama istiyorsun. Anladım, elini cebine atıp cüzdanını çıkardı. Şükrücüğüm. 200 lira. Al bakalım. Neymiş haber? Mama reklamı. Verdik ya işte mamanı ya. Duymuyorsun ya Şükrü. Al Şükrü. Al. Başka mama yok. Bitti. 200 lira söyle daha. Söyle bakalım reklamını. Mama reklamı efendim. Gerçekten mama reklamı. Mahmut Kemal reklam filminde oynayacakmış. Bir mama firmasının reklam yüzü olacakmış kendisi. Hadi ya. Ciddi misin sen? Efendim 12 saatlik beyin ameliyatına girmiş bir cerrah kadar ciddiyim efendim. Oo. Mahmut Kemal'e bak. Milyon dolarlık bütçesi olan bir reklam filminde oynayacak, öyle mi? Siz ne diyorsunuz efendim? Baba ziyırt ama oğlan yarım kan. Zengin vallahi, çok şanslı. Daha bu yaşta paralara gel diye. Paraya gel diye, kendine çekiyor. Gel diye, gel diye. Vay vay vay. Şükrü'nün elindeki paralara takıldı gözü. Bu da benim mama. Nga, nga. Kızıl gün batımının ardından ışıl ışıl boğaz. Yeşil bir duvarın önünde mama reklamının çekim hazırlıkları yapılıyor. Duhanlar çekimin yapılacağı platoya geldiler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Evet, bebeği makyaj için alabilir miyiz? Makyaja mı? Evet, önce makyaj daha sonra kostümü alacağız. Makyaja ne gerek var canım? Şeyden hayatım, biliyorum ben biliyorum. Bu hani çekim sırasında bak böyle büyük güçlü ışıklar kullanıyorlar ya. Oyuncunun yüzünde parlama olmasın diye şey yapıyorlar, makyaj yapıyorlar. İyi de hayatım, bebekler için herhangi üretilen bir makyaj malzemesi yok. Ya büyükler için kullanılan malzemeyi de şimdi çocuğumun cildine kullandıramayacağım, kusura bakma. Makyaj yapmasak olmaz mı? Yönetmenle bir konuşayım. Hay Allah'ım, bunlarla da işimiz var. Hayatım sakin ol. Bir kere şey olsa, hani böyle zararlı bir şey olsa teklif etmezler ya. İyi de bir tanem bebekler için üretilmiş herhangi bir makyaj malzemesi yok. Tamam bir tanem. Zaten gerekeni söyledi. Sakin. Tamam. Hayatım. Ama bak, uygun görmediğim bir şey konusunda ısrar ederlerse hemen gideriz, tamam mı? Merak etme. Beraber oğlumuza gideriz. Sen sakin ol bir. Dur bakalım. Ay Cibok'cum, babası makyaja ne ihtiyacı var şu yapısının? Şükrü abi, sordum ajansa kayıt olması lazımmış. Ya bu reklam şirketleri ajanstan oyuncu alıyorlarmış ya. Yani şimdi ben bu vitaminsi götürüp ajansa kayıt bittireceğim. Aynen öyle abi, fotoğrafları lazım. He, bende birkaç tane vesikalık fotoğrafı var Cinyer'in. Onları götürün, ben güzelce kaydettiririm o. Yok Şükrü abi, öyle olmaz. Yani Junior'ın fotoğraflarını ajans çekecek. Oğlu kırdırdığımı duyarsa hayatta izin vermez. Ya vesikalık resim mi yormuyor ya? Nice onları ya, dinliyor. Niye olmuyor? Ve şu çocuğu okula kırdırıp nasıl götüreceğim? Meryem duyarsa beni mahveder ya. Götürmezsen de kayıt yapmazlar Şükrü abi. Sen de hafta sonu çekimlerine götür. Rex. Büyük Rex. Ben öyle büyük bir Rex'e girmem. Şimdi hafta sonuna kadar ya birkaç milyon dolarlık reklam işi gelirse kaçırırsak ne olacak? Neyse. Tamam tamam. Ben yarın çocuğu okuldan kırdırıp onu kaydetmeye götürürüm. Meryem abla duymasın. Ya ne duyacak oğlum, kimse söylemedikten sonra nereden duyacak? Doğru söylüyorsun, aramızda kalır Şükrü abi. Doğru, sağ ol, güveniyorum sana.
Zor götürürsün enişte. Yeşil duvarın önünde bir mama sandalyesi, karşısında kamera. Biricik huzursuz. Ya hayatım, neden şimdi çocuğun üstünü değiştiriyorlar? Giydikleri gayet güzeldi. Güzeldi, güzeldi de yönetmen başka bir kıyafet giysin istemiş. Öyle tasarlamış sahneyi, o yüzden kıyafetini değiştiriyorlar. Anladım hayatım. Ya bu arada sen hiç senaryoyu gördün mü, bakabildin mi? Senaryo mu? Yok. Bizim o senaryoyu görmemiz lazım. Her şey yolunda. Yönetmen bebeğinizi çok beğendi. Vallahi sağ olsun, var olsun. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Hanımefendi, sizden bir ricamız olacaktı acaba. Senaryoyu görebilir miyiz? Hı. Senaryo mu? Ne yapacaksınız senaryoyu? Bebeğe ezber mi yaptıracaksınız? Bebeğin lafı yok. Mama yiyip duracak. Ya, olsun olsun ama yani biz yine de senaryoyu görelim. Peki, getireyim hanımefendi. Aa, hayatım, görüyor musun? Tavra bak. Gördüm hayatım, gördüm. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi sana? Ha canım. Bu ışık fazla. Değil mi? Evet. Beyefendi bir dakika, bir bakabilir misiniz? Bir şey soracağım. Buyurun. Kolay gelsin. Bu reklam çekimi sırasında bütün bu ışıklar yanacak mı? Evet. Karanlıkta kalan bir yer mi var? Yok. Karanlıkta kalan bir yer yok da bu ışıklar fazla değil mi? Yani bizim oğlumuz daha bebek. Yani zararlı değil mi? Beyefendi merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. Nereden biliyorsunuz bir şey olmayacağını, anlamadım ki. Bu konuda bir araştırma falan mı var yoksa sadece bir temenni mi bu? Kesinlikle hayatım, çok doğru söyledin. Bu ışıklar çok fazla ve bebeğimizin gözleri için zararlı olabilir. Tamam, yönetmenimize iletiriz. Tekrar işinin başına döndü. Yalnız güzel arkadaşım, pardon, nereye gidiyorsun ya? Biz buyurun değil, siz buyurun ya, yönetmenin odası orada ya, lütfen. Tamam beyefendi, sakin olun, ileteceğiz. Ya rica edeceğim, hadi ama yani. Allah'ım, Allah'ım, ne insanlar var. Şükrü ağzını kocaman açmış, koltukta gerine gerine esniyor. Veysel elinde bir bardak çayla içeri girdi. Gri kumaş pantolonunun üstünde 90'lardan kalma kırmızı çiçekli gömleği Şükrü'nün karşısına geçmiş, çayını höpürdetiyor. Dün işte, ne haber? Ne yapayım, öyle oturuyorum işte. Öyle oturuyorsun güzelim. Yarın ne yapıyorsun enişte? Rutin işleri, ne yapacağım işte filan işleri. Rutin işleri diyorsun. Bana kuşlar pek öyle rutin işleri yapacağını söylemedi gerçi ama. Hangi kuşlar? Küçük kuşlar. Mini minnacık kuşlar yarın Junior'ın okulunu kırıp onu ajansa kaydettireceğini söyledi. Panikle ayağa fırladı. Mehmet söyledi değil mi? Ne Mehmet'i? Dedim ya fındığım, kuşlar söyledi. Vay. Demek bizi dinliyordun ha? Danazar kuşu. Neyse enişteciğim. Fazla uzatmaya gerek yok. Kısa keselim. Mangır havası olsun. Mangır mı? Ne mangır bir? Diyorum ki hani o küçük, mini minnacık kuşlar pır diye havalanıp aplama haber vermesin diye mangır havası diyorum, mangır. Şantaj ha? Estağfurullah, benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. 300 lira yeter. Ne diyorsun çakarım? Ne 300 lirası be? Sen benim ekonomime kriz mi sokacaksın? Ne yapacaksın? Ben daha 300 papeli yan yana görmedim be. Çok komiksin ya. Beni yeme bari enişte, bırak bu ayakları ya. Lan fasulye olsan yenmezsin be. 100 kağıt veririm helalinden. 300. 110. Çık çık. 120. 130. Çık çık. 140. Enişteciğim galiba herhalde şu an algılaman durdu. Benim o cık cık dediklerim olmaz anlamında değil. Çık diyorum sana, bak bir daha çık çık. Tamam. 200 TL tamam mı? Hadi tamam tamam yani. Sen yabancı değilsin, sonuçta ablamın kocasısın. Ver 200, ayağın alışsın bari. Elini zoraki cebine atıp paralarını çıkardı. 200 lirayı sayarken elleri titriyor. Veysel'in gözü paralarda. Sağ ol. Eğer bir yerime inerse sorumlusu sizi, tamam mı? Versene enişte. Parayı titrek elle uzattı ama bir türlü ucunu bırakmıyor. Şşt, hey. Adamım yavaşça parayı bırak ve ellerini geri çek. İçi gitti parayı verirken. Veysel parayı çenesinin altına sürüp cebine attı. Allah bereket versin. Sağ olasın. Çay bardağını ağzına dikleyiverdi. Ağzı yanmış gibi sağa sola kıvranıyor. Çay çok sıcakmış enişte. Boş bardakla salondan çıktı. Ben yavrularından ayırdım. Benimle oyunun oynama dedim sana.
Bu intikamı senden çok kötü alırım kayınca. Biricik senaryoyu okuyor. Yok, yok hayatım, olmaz. Bu senaryo olmaz. Ne oldu ya? Hayatım diyor ki, anne sütü kadar yararlı, anne sütü kadar faydalı. Hiçbir şey anne sütünün yerini tutar mı? Hiçbir şey tutmaz, çok doğru söylüyorsun. Değil mi? Hem uzmanlar da söylüyor, her çocuk en az bir yaşına kadar anne sütüyle beslenmeli. Bu senaryo insanları yanlış yönlendiriyor. Haklısın hayatım, sakin ol. Zaten biz değiştirmelerini istedik, gerekenleri yapacaklardır. Ben merak etme ya. Hah, geliyor zaten yardımcı öğretmen. Üzgünüz, senaryo değiştirmemiz mümkün değil. Bu da istediğimiz mama. Bir dakika, nasıl ya? Değiştirmiyorlar mı? Senaryonun tek bir harfini bile değiştiremiyoruz. Tamam da hanımefendi, bakın burada yalnız yanlış yönlendirme var. Ay, inanmıyorum ya. Ne oldu bir tanem? Hayatım, ürünün içeriğinde GDO'lu ürün kullanılıp kullanılmadığına dair hiçbir ibare yok üzerinde. Anlamadım. Mamanın içeriğinden bahsediyor eşim, diyor. Bu ürünün içinde GDO'lu ürün kullanılmadığına dair bir ibare yok. Ben bunu nereden bileyim? Zaten sizin bilmenize gerek yok hanımefendi. Biz nereden bileceğiz asıl bunun içinde GDO'lu ürün kullanıp kullanılmadığını? Nereden bileceğiz? Bilmeyeceksiniz. Yok. Yok, kusura bakmayın ama ben çocuğuma yediremeyeceğim bir ürünün reklamını yapamayacağım. Aynen öyle. Bu yaptığınız var ya, bu insanları kandırmak oluyor, kandırmak. Aa, yeter ama ya. Yok, o yok bu. İki saat önce sizi kovmamı istediler. Kerem Bey'in arkadaşıymışsınız, idare ettim. Anneniz ayrı, siz ayrı. Bir dakika, annem mi? Ne alaka canım, annem burada değil ki benim. Nasıl burada değil ya? Geldi setin bütün açık büfesini perişan etti. Annem. Aha. Fatma elinde bir tabak dolusu aperatifle çıka geldi. Biricik, Nurhan. Merhaba çocuğum, merhaba. Merhaba. Fatma teyze, sen ne arıyorsun burada? Ne demek ne arıyorsun oğlum? Sen ne demek istiyorsun? Biz annenle seni zorla büyüttük. Ben senin annen sayılırım, Mahmut Kemal'in de babaannesi sayılırım. O da benim torunum olduğuna göre, torunum ilk reklam filmini çekiyor. Ben onu kaçıracağım zannettiniz, öyle mi yani? Lütfen terk edin burayı. Almışsınız koca tabağı da elinize. Şşt, bana bak bakayım, sen ne biçim konuşuyorsun? Vallahi senin ağzını yırtarım. Terbiyesiz, ayıp, ayıp. Misafirin yediği işe sayılıyor mu öyle? Görgüsüz şeyler. Güvenliği çağırıyorum. Güvenlik. Ay, bağlasanız durmayız zaten, gidiyoruz hayatım. Mahmut Kemal'i toplayalım, gidelim. Aynen tamam. Öyle, burada insanları yanıltıyorsunuz. Bekleyin çocuğum, ben geliyorum. Beni bekleyin çocuğum. Hadi onların reklamdan çıksın bakayım de, bir iş yapabiliyorlar mı? Ben onları hiçbir yere tavsiye etmeyeceğim. Anti reklam edeceğim valla. Perişan edeceğim onları, perişan. Satamayacaklar valla. Tamam, gel. Alalım Mahmut Kemal'i, gidelim. Bu kızı yiyeceğim ben, bu kızı. Gel. Bunlar ne olacak? Yiyeceğim bu kızı, yiyeceğim. Yolda yersin, gel. Yiyeceğim ben onu. Set görevlileri şaşkınlıkla arkalarından bakıyor. Güneşin yansımasıyla ışıl ışıl parlayan boğaz. Villanın yeşillikler içindeki bahçesi. Bana bak Sarp, Nurhan'ın bundan haberi olmasın, tamam mı? Olur mu öyle şey babacığım? Yani bir binayı patlatacak kadar dinamit ve Nurhan yan yana. Ben de onu derim zaten ya. Zaten ya, Nurhan için dinamite gerek yok ki. Dinamit sizde patlatır o binayı. Kemal'im. He. Çıkıyor musunuz? He, çıkar Sefil. Anneciğim, biz şimdi gidip binayı patlatışına bırakacağız da. Nurhancığım da geliyor mu sizinle? Sefil, koca binayı patlatacak diyorum ya. Nurhan'ın ne işi var orada? Bak yine negatifsin, çağırıyorsun. Yahu çağırmayalım. Çağırmadığım için de gelmiyor. Sen de çağırma. Anneciğim, vallahi babam haklı yani. Nurhan'ın ne işi var orada ya? Yürü evladım, yürü hadi. Serpil kınayan gözlerle bakıyor arkalarından. Siyah pantolonunun üzerinde gri gömleği bordo hırkasıyla ellerini beline koydu. Veysel bahçede avare dolanırken garaj tarafına bakarak birden duraksadı. Şükrü Başak'la garajda. Demiştim ya bak, Başak Hanım gelmiş, hiç bana haberi vermiyor. Yapamayız tatil falan. Bizimki de okul gezisi zaten. Olsun, bir tatildir, bir şeydir. Veysel koşarak garaja Neyse, indi. Neyse efendim, güle güle gidin, güle güle gelin. İyi tatiller. Teşekkür ederim Şükrü abi. Artık hayvanlarla ilgili bir sıkıntı olursa başka bir veterinerden yardım alırsınız. Sen tatiline bak, burayı düşünme hali ya. Başak Hanım, bir yere mi gidiyorsunuz? Okul gezisi var, bir hafta yokum. Ama bir hafta yoksunuz ha? Demek ben sizi bir hafta göremeyeceğim. Evet, neyse. Görüşürüz, iyi günler. Başak Hanım, bir hafta görüşemeyeceğiz şimdi. Şşş, güle güle ya. Ama bir hafta gidiyor, tatile gidecek kız, bırak.
Öyle. Ha. Nereye gidiyormuş enişte? Didiye oğlum, okul gezisi. Antalya'ya gideceklermiş. Oranın tarihi turistik yerlerini falan gezecekler. Antalya mı? Demek Antalya. Enişte, bak ne diyeceğim. Şimdi Paşak Hanım bir haftalığına Antalya'ya gidiyor ya. Olur ya hani, kısmet Allah'ın işi. Ben de bir haftalığına acaba diyorum Antalya'da olsam bir hafta onunla doya doya görüşemez miyim? Ne kadar güzel olurdu değil mi? Vallahi o kadar güzel olurdu ki bir hafta her gün onunla birlikte olurdum. Kolunu dürtüp göz kırptı. Nereye gidiyormuş? İşkence etsek söyleme. Param ağırken böyle davranmıyordum. Sirisinye falan demiyordum. Ne oldu? Ha? Halbuki ne güzel olurdu değil mi? Ha? Giderdin bir hafta onu her gün görürdün. Ya çok güzel olurdu. Ya söyleme. Söylemesek söylemesen adam. Sağ mı soracağım acaba? Ben de giderim Mehmet'ten öğrenirim her şeyi. Görüştük sen. Mehmet. 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 Koş enayi koş. Pantolonun cebinden telefonunu çıkarıp bir arama yaptı. Koş bana. Ne yapacaksın? Alo Mehmet. Mehmet'im, danazor sana seke seke geliyor. Antalya'da bir otel ismi versin artık. Ya ne bileyim ben ya, herhangi bir otel ismi. Şöyle pahalısından olsun da bir hafta şöyle paraları yesin, tamam mı? Hadi vereyim seni. Sağ ol, teşekkürler, öptüm, bay bay. Bakalım bir hafta Başak Hanım Avusturya'ya, sen Antalya'ya. Şöyle biraz bir hafta kafamı dinlerim. Oh, benim paramı alır mısın? İşte başıma bunlar gelir, daha zor. Oh, vallahi şimdi dinlenmeye başladım. Gündüz vakti yüksek bir tepeden Kız Kulesi, Üsküdar. Etrafına kırmızı şerit çekilmiş metruk bir binanın karşısında Şükrü kafasında baretle. Dikkat, dikkat! Sevgili vatandaşlar ve çok sevgili çalışanlar! Lütfen binayı boşaltalım. Biraz sonra bina patlatılacaktır. Binanın 1,5 kilometre gerisinde olmanızı önemli rica ediyorum. Doğru değil. Binayı patlatacağız. Mısır patlatmayacağız. Geri çekiliyoruz. Geri çekilin. Geriye çekiliyoruz. Şükrü, ne oluyor? Buradayım efendim. Megafonu ona çevirince irkildi. Efendim binayı patlatacağız ya. Milleti biraz böyle geri çekiyor biliyor musunuz? Ne yapıyorsun Şükrü? Ben söyledim ya, bina patlayacak ya. Yani kontrol açısından insanları geri çekiyor. Ne yapıyorsun Şükrü? Bırak şunu ya. Kulağımın zarını patlatacaksın. Sağır ettin beni. Ha bunu diyorum. Fark etmemişim Zahit Bey. Fark etmemiş misin? Ya şeytan diyor, al seni de şu binanın içine koy, binayla beraber patlat bitsin kurtulayım ya. Şakası bile kötü valla. Bırak şimdi şakayı, babam nerede? Babanız efendim şeyde, binanın içinde son bir kontrol yapayım dedi. İçeride de adam kalır, başımız belaya girer, kaza mazaya sebep vermeyelim dedi. Babamın ne işi var orada ya, çok tehlikeli. Bir sürü adam var, onlar girseydi. Bir şey olmaz, şu kırmızı butona basmadığınız sürece hiçbir şey olmaz. Ya şöyle basacağım. Bakın ha. Ya yapma Şükrü. Ya çok da bırak şimdi şakayı ya. Allah Allah, şeytan patlatır. Şaka yapıyor. Niye şaka yapıyor? Allah Allah. Babam içeride diyorum ya. Ya Nurhan bitti, sen geldin ha. Allah'tan Nurhan Bey yok gerçekten. Doğru söylüyorsun Şükrü. İyi ki getirmedik buraya ya. Nerede Nurhan? Yok. Nerede Nurhan? Yok diye ellerini iki yana açıyor. Şükrü, Nurhan nerede? Buradayım sen. Geldim Samçım. Nurhan, senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var ya? Ya koskoca binanın yıkılışını kaçırır mıyım sandın ya? İşte o yüzden biz seni davet etmemiştik ya. İyi yaptın. Sana da gerek kalmadı zaten. Serpil annem söyledi. Oh, yetiştim ben de. Şu anda olmamanız gereken tek yer burada ve siz buradasınız ya. Ya niye ki? Sen olduğun yerde her şey olur Nurhan. Ya Şükrü Efendi Allah aşkına ya. Ağzını hayra aç ya. Neyse Şükrü. Dinamitler doğru yerlere yerleştirildi değil mi? Kolonların hepsine dinamitleri koydu gelin. İri bir sinek Nurhan'a musallat olmuş. Sinek nereden çıkmış? Anca efendim binanın aynı anda çekmesi için. Yok. Sinek Sarp'ın omzuna konuverdi. Nurhan bir gazete çıkardı cebinden. Sakın kımıldama. Sarp tırsıp kenara çekilince gazete butonun üstüne geldi. Üçü de kafalarını sakınarak yere çömeldiler. Üzerlerine beton parçaları savruluyor, etraf toz duman.
Yavaşça kafalarını kaldırıp enkaza baktılar. Yarı korku, yarı tedirginlikle. Sarp dehşete kapılmış bir halde gözlerini kocaman açmış. Şükrü ile Nurhan'ın yüzünde aynı afallamış ifade. Nurhan ne yaptın? Binayı patlattı, ne yapacağım? Zaten patlamayacak mıydı? Patlayacaktı ama Kemal babam içinde olmadan. Kemal babam içinde... Yok artık! Villanın kamelya tarafından verandaya bakış. Serpil salondaki koltuğa uzanmış. Anneş kocuğum ne olur toparlan artık. Vallahi korkutuyorsun beni ya. Anneciğim şimdi daha iyisin değil mi? İyiyim yavrucuğum, iyiyim. Öyle bir an fenalaştım ama şimdi çok daha iyiyim. Gerçekten çok daha iyiyim. İyi madem öyle. Doktorun verdiği ilaçlar işe yaradı demek ki. Yani sizi de telaşlandırdım yavrum. Anneciğim ya nasıl telaş etmeyelim? Yani... Şepil! Şepil! Buradayım Kemal'im. Şepil kız. Şepil, ne oldu ya? İyi misin he? İyiyim hayatım, iyiyim de senin nereden haberin oldu? Ya biricik aradı işte. Annem fenalaştı dedi, ben de apar topar çıktım geldim. İyi misin? İyiyim canım. Küçük bir çarpıntı oldu ama şimdi iyiyim. Doktor da geldi gitti. Gayet iyiyim, merak etme. Bak ben üzülmeyeyim diye böyle demişsin değil mi? Aşk olsun. Hayır Kemal'im gerçekten iyiyim. Babişkocuğum sarpışkoğumlar nerede? Kızım ne bileyim ben, haber gelince fırladım geldim herhalde. İnşaatta kaldılar onlar da. Babacığım en son aradım seni, ulaşamadım ama. Kızım ben ne yaptığımı bilir miyim? Öyle bir fırladım ki telefonu herhalde bir yerde unuttum. Ah canım. İyisin değil mi? İyisin. Çok iyiyim Kemal'im. Tamam dinlen, uzat ayaklarını. Kızım yastık bastık bir şey koyun ananızın ayağının altına. Doktor da sağ olsunlar, sağ olsun. Sarp'ın arabası çevre yolunda ilerliyor. Şükrü ön koltukta dizlerini döverken Nurhan arkada avuçlarıyla yüzünü kapatmış. Gitti Kemal'im gitti. Yetti Kemal'im gitti. Ay Allah'ım gitti koş gibi adam gitti. Aferin Nurhan. Aferin Nurhan'ıma. Aferin adamı gümlettin Nurhan. Oy anam. Aferin Nurhan sana, aferin. Yüzün ağ olsun sen, aferin. Oy. Yapmayın Allah aşkınıza ben. Ya isteyerek mi oldu? Valla bilmiyorum Nurhan. Belki de isteyerek yaptın. Bilmiyorum yani. Hayır daha düğünü de yapmadık ya. Oh çok iyi oldu yani, çok iyi oldu. Ya ne diyorsun sen Allah aşkına bu? Sen evdekilere ne cevap vereceksin onu düşün. Bana laf yetiştirme. Ben Serpil anneme nasıl söyleyeceğim? Allah'ım ben nasıl söyleyeceğim? Oy oy. Oy oy. Kemal babam demişti, rahmetli babam demişti. Nurhan'ı almayalım demişti. Bir aksilik çıkarır demişti. İçine doğmuş adamın içine. Aptala malum olur mu? Yok Şükrü. Aptal değil o. Aptal. Yani alim anlamında. Aptal. Vallahi aptal. Ya aptal diyorum aptal. Ya aptal olmasa bunu niye damat olarak aslında kendini kumletsin, el patlatsın ya. Ben nasıl yaptım bunu? Butona bastın butona. Butona bastın. Sonra da kum. Allah'ım ne olur bu rüya olsun. Ne olur Allah'ım uyandır beni ya Rabbim. Ne olur bir rüya olsun Allah'ım. Beraberinde beyaz bir spor arabayla virajı döndü. Yol ortasındaki refüj çimlendirilip ağaçlandırılmış. Dalga kıranın en ucunda bir deniz feneri, martılar. Üstü başı toz toprak içinde salona giren Nurhan gözü yaşlı arkasına döndü. Ben insanların yüzüne nasıl bakacağım Sarp? Nasıl bakacağım? Doğru söylüyorsun Nurhan. Doğru söylüyorsun. O yüzden kaç git buralardan. Kurtar kendini. Git bir daha da gelme. Doğru diyorsun. En iyisi bu. En iyisi bu. Senin iyiliğin için söylüyorum Nurhan. Git buralardan. Bir daha bu aileyle görüşme. Kaç. Ben ne bileyim enkazın altında kaldı derim. Olmaz. Olmaz. Cesetimi bulamazlar Sarp. Sus. Kendine gel diyorum sana. Kendine gel. Ben bir ceset ayarlarım. Ne diyorsun sen Sarp?
Ne diyorsam onu diyorum ya Nurhan. Senin iyiliğin için söylüyorum, anlamıyor musun? Çık git buradan. Yok. Korkum Necil'e faydası yok Sarp. Onlardan kaçsam kendi vicdanımdan nasıl kaçacağım? Cezam neyse çekmeye hazırım abi ben. Cezamı? Evet. Ne ceza? Ya ben onu tamamıyla unutmuşum. Bir de böyle adli işler mi? İçeri atacaklar seni. Atsınlar abi. Atsınlar. Cezam neyse çekerim. Bahlanarak ellerini birbirine vurdu. Sarp. Hiçbir ceza Kemal babamı geri getirmez. Tabii ama Serpil annemin rüyamı Biricik'in elinden kurtulabilirsen. Nurhan ağlamaklı perişan bir halde bakışlarını önüne düşürdü. Sarp üzüntüden ne yapacağını şaşırmış. Ay Meryem, Meryem gitti. Kemal'im gitti, koç gibi Kemal'im gitti. Ay Şükrü nereye gitti? Nereye gidecek Meryem, öteki tarafa gitti. Öteki tarafa, müştemilata mı gitti? Ne müştemilata kız? Melek gibi adam. Cennetin baş köşküne gitti, orada oturuyordur. Ne müştemilata, ne müştemilata? Ay ne diyor Şükrü Allah aşkına, doğru düzgün söyle Allah aşkına ya. Nurhan, yine Nurhan. 90'dan ağlarla buluşturdu. Gene sakarlığını ne yapacaksın Nurhan işte. Ha Nurhan'ın suçu yani, her şey Nurhan'ın suçu oluyor zaten. Ne yaptı Nurhan yine? Ne yapacak? Kemal Bey battattı. Ney? Ney mi? Demek daha senin haberin yok bir şeylerden. Ondan böyle saf saf bakıyorsun adama ha. Ne saçmalıyorsun Allah aşkına, söyler misin bana ne olduğunu? Neyi saçmalıyorum? Hiçbir şey saçmalamıyorum. Kemal Bey battattı diyorum ya. Hücrelerini ayırdı diyorum sana ya. Meryem. Kızım. Hava yağacak galiba. Hava çamaşırları topla. Şükrü'nün sırtı dönük. Sinan bak. Kusasına vurma oldum. Hala yangılanıyor. Aynen beni verdi biliyor musun? Meryem yağmur yağacak. Çamaşırları içeri topla falan girdi. Kemal'im nerelerdesin? Buradayım Şükrü. Bak valla sesi hala yangılanıyor ya. Lan ne oluyor Şükrü? Ay keşke burada olaydı da bağırsaydı, bağıraydı, çağıraydı. Şükrü! Zaten kız ayrım ha. Bak ne oldu lan? Hoş geldin Kemal. Omzunun üzerinden hoş... şöyle bir bakıp önüne döndü. Sonra hortlak görmüş gibi ayaklanıp Meryem'in arkasına sığındı. Ya Şükrü ne oluyor? Saçmalama Allah aşkına. Yani kendin için bile saçmalama sınırlarını açtın çoktan ha. Hayalet. Kemal Bey'in hayaleti. Sen patladın. Git mezarında patlak patlak otur. Git. Lan Şükrü. Bana bak ne hayaleti lan? Ne oluyor lan? Valla patlak. Patlak. Gerçek değil. Kemal afalladı. Meryem ne diyeceğini bilemiyor. Patladı o. Patlak o patlak. De patla be. Salonda karşılıklı oturmuşlar. Nurhan'ın boynu bükük. Üzgün. Sarp aval aval suratına bakıyor. Nurhan. Nurhan niye duruyorsun öyle ya? Son fırsatın diyorum. Kaç, kurtul diyorum buradan. Kaç yahu. Hayır Sarp. Kaçmayacağım abiciğim. Kaçma. İyi halt edersin. Zaten sen hapisten çıkıncaya kadar ben şey ederim. Anlamadım. Rüyam koşar adım merdivenlerden salona indi. Biraz sessiz olsana be hayatım. Anişkom çok fena. Daha yeni yeni kendine geliyor. Biricik yanında. Demek haberiniz oldu ha. Kalp krizi geçirdi sandık. Yok artık, kalp krizi mi? Yok yok. Kalp krizi falan değilmiş Allah'tan. Basit bir gaz spazmıymış. Yani madem haberiniz oldu, zaten sorumlusu da burada. Konsolun üzerindeki gümüş kupayı verdi. Hani işini görür mü? Bu ne? Bu ne yapacağım bununla? Nurhan'ın kafasına falan vurmak istersen diye. Ne yapmak istiyorsan yap. Ben her şeyi hak ettim Rüyam. Ya ben niye senin kafana vurayım? Deli miyim ben ya? Neyse, işiniz erken bitmiş. Ha, işte Nurhan sayesinde. İyi, o zaman alışverişe gideriz. Alışverişe mi? He. Ay, telefonumu anneşkomun yanında unuttum. Gideyim ben telefonumu alayım. Gelip sakın bir yere ayrılma aşkım. Hemen geliyorum, tamam mı? Al şundan neyse artık. Geliyorum hemen. Şaştı kaldılar. Rüyam kot taytının üzerinde pembe bluzuyla merdivenlerden çıkıyor. Nurhan. Allah Allah. Hayır, alışverişe mi dedi? Ben mi yanlış duydum? Evet. Öyle dedi.
Vallahi pes. Vallahi pes. Hayır, ben alışveriş delisi olduğunu biliyordum ama... ya babasını toz ve gaz bulutuna çevirdin... hala alışverişi düşünüyor ya. Ben de anlamadım Sarp, hakikaten anlamadım. Kusura bakma Nurhan ama burada senin sözünü kullanacağım artık. Hayır, yok artık. Sarp elindeki gümüş kupadan içki yudumlayacakmış gibi yapıp konsolun üzerine bıraktı. İkili karşılıklı koltukların kolçaklarına çöktüler. Lan Şükrü, lan niye mıncıklaysın suratımı ya? Sen gireceksin. Lan kafayı mı yadın sen? Niye gerçek olmayayım? Nurhan seni patlattı zannettim. Şükrü. Ne patlatması ya? Saçmalamayı kesme. Vallahi şimdi seni patlatacağım ben, hadi. Öyle deme, öyle deme. Nurhan Kemal Bey'i patlattı zannediyordum ben. Ya tamam, ara sıra sinirden patlattı öldü ama dinamitle değil yani. Yaşıyorsun. Sen yaşıyorsun. Kemal'e sarıldı. Yaşıyorsun. Tamam. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Tamam. Çok şükür valla. Allah sizi bize bağışladı valla. Sana bir şey oldu diye 10 senenin ömrüm gitti. Rabbim seni bize bağışla. Tamam, tamam Şükrü. Kes, kes bu sevgi gösterisini. Ne oldu bana, bir anlat bakayım. Hakikaten ne olduğunu anlatmazsam ben birazdan seni patlatacağım gerçekten. Hadi bakalım. Şimdi efendim siz son bir kontrol için gittiniz ya binanın içine. He. O sırada Nurhan geldi, patlatmayı öğrenmiş. Arkamızda duruyordu. Biricik geliyor. Vallahi o rüyama benzemez ha. Aklı başındadır. Fena benzetecek seni. Hayırdır hayatım, erken gelmişsiniz. Bir aksilik oldu. Büyük bir aksilik. Ama nasıl oldu? Yemin ediyorum bilmiyorum Biricik. Yani... kader... Yaşlı gözlerle Biricik'in boynuna sarıldı. Biricik. Al. Kupayı uzattı. O ne Sarp? Hani Nurhan'a vurmak istersen diye, onun için. Ay canım, niye vurayım Nurhan'a? Canım ya. Vur aşkım vur, ben hak ettim. Ne demek diye vurayım ya? Ne demek diye vurayım ya? Ya adam sizi babasız bıraktı, babasız. Adam bizi babasız mı bıraktı? Ha. Bum. Sarp ne diyorsun Allah aşkına ya? Vallahi olanı söylüyorum. Yani acı ama gerçek olanları söylüyorum. Ama al bunu kullan. Yani ben sonra parmak izlerini silerim. Allah. Aşkım yemin ediyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok özür dilerim, bilmiyorum. Hayatım ya, sen çok bitkin, çok çok kötü görünüyorsun. Neyin var? Ağlamaktan gözlerim kurudu bitkin. Allah aşkına siz ne konuşuyorsunuz ya? Ya adam babanı patlattı. Aman canım, neyse kendi aralarında hallederler. Yok yok Biricik, bu işi ahirete bırakma. Bu işi burada çözelim bence. Ya Sarp Allah aşkına, ne ahireti ya? Babam burada, konuşurlar işte. Ah yavrum, şoktasın tabii. Kabullenemiyorsun. Tabii canım. Hani hepsi şokta şu anda. Uşaklar niye panik yapıyorsunuz ya? Merhaba baba. Hoş geldin babacığım. Kemal'i karşılarında kanlı canlı görünce ödleri patladı. Sarp koltuğun üzerine, Nurhan yere fırladı. Uşaklar ne oluyor ya? Bir sakin olun ya. Hayalet görmüş gibi. Baksanıza ben buradayım. Sağ salim, sapa sağlam. İkisi de gözlerine inanamıyor. Gündüz vakti boğazda peş peşe ilerleyen yolcu vapurları. Villanın havuz tarafı. Ay bu hikaye bana çok iyi geldi. Ulan uşaklar... Kusura bakmayın da size suratınızı düşündükçe külahsım geliyor. Ama yapmayın babacığım. Yani size bir şey oldu diye biz burada çok üzüldük. Siz bizimle dalga geçiyorsunuz, gülüyorsunuz hala. Tamam. Kusura bakmayın, tamam. Yani Allah'ım sana şükürler olsun. Yani size bir şey oldu diye yemin ediyorum aklımı kaybediyordum ya. Yalnız Nurhoş. Babişkom'a bir şey olmaması senin sakar olmadığın anlamına gelmiyor. Ha, vallahi doğru söylüyor. Ya bu sefer eğrin doğruna denk gelmedi. Öyle sakarlığında kaldın. Yani? Yani mi var babacığım? Ya sana bir şey olsaydı? İşte hiçbir hayrı dokunmadı. Ya dokunmadı olur mu? Bizimkiler yıkım için gereken evraklardan birini almayı unutmuşlar. Tamam mı? 5 dakika daha gecikseydik yıkımı yapamayacaktık. Bu da ne demek? 6 ay demek. 2 milyon dolar zarar demek.
Uşak beni zarardan kurtardı ya. Yani sonuçta yine hayırlara vesile oldu. Sap gözleri kısmış, zoraki gülümsüyor. Hasedinden içi içini yerken görüntü dondu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Sesli Betimleme metin yazarı Aynur Çelebi, seslendiren Emine Kolivar. Altyazı Nuray Ünal, Feride Tezcan, Fatih Kolivar. İşaret dili Berrak Fırat. Kontroller Zerrin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik ekip Murat Çağlar Özçelik, Büşra Cücemen. Yönetmen Hasan Tolga Pulat. Yapımcı Birol Güven. Senaryo Birol Güven, Caner Güler. Genel koordinatör Cesur Taş. Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven. Yapım koordinatörü Ömür Taş. Finans koordinatör Şule Güvenatay. İkinci yönetmen Koray Gümüş. Görüntü yönetmeni Önder Şengül. Sanat yönetmeni Başak Aykut. www.zenginkızfakiroğlan.tv. twitter.com/zkfomint. www.facebook.com/zkfomint. Kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Bu program TRT 1 tarafından Mint Prodüksiyon şirketine yaptırılmıştır.